İyi akşamlar. Ankara Kulesi'nde bendeniz Hatin Dağıstanlı bu akşam da canlı yayın konuklarımla Akit TV'nin Ankara stüdyolarında karşınızdayım ve hemen yayında kimlerle birlikteyiz? Önce onları takdim edelim ve sohbetimiz canlı bir şekilde başlasın. Oktay Saral, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ve gazeteci, araştırmacı, yazar, gazetecilik mesleğinin duayen olmaya giden bir ismi Seyfi Uzunkök'le birlikteyiz. Seyfi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizler de Oktay Saral ve Seyfi Uzunkök'le yapacağımız Ankara Kulisi'ne katkı sağlamak ister, soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizi yazmak isterseniz bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Şu anda yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini, Twitter hesaplarını ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız bizler için önemli. Hatta eleştirilerinizi bile yazabilirsiniz. Yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun dedikten sonra Seyfi Uzunkök'te izin verirse Oktay Bey'e dönmek istiyorum. Bir öncelikle konu başlıklarımız var ama bir dünya gündemi, Türkiye gündemi, hangi konu başlıklarını bu akşam açmalıyız? Size göre hangi konu başlıkları önemli ve dünya, Türkiye, İslam coğrafyası nereye gidiyor? Küresel dünyada nasıl bir atmosfer var? Sizin gözünüzde, sizin durduğunuz yerden, külliyeden nasıl gözüküyor? Tabii hakikaten baş döndürücü bir hızla her gün dünyada gündemin değiştiğini ve bu gündem doğrultusunda da özellikle İslam dünyası adına maalesef çok acı neticelerle baş başa kaldığımız ve bu olayları müşahede ettiğimiz, gözlemlediğimiz bir dönemi, bir süreci yaşıyoruz. Özellikle küresel sistemin efendileri tek dünya imparatorluğu oluşturma adına Orta Doğu'da büyük bir cehennem ateşine çevirebilecek ve İslam dünyasını atomize edebilecek, parçalayabilecek, farklı bir takım formatlara dönüştürecek ve çok daha kolayca böl, parçala, yönet şeklinde tamamen esaret altına alabileceği bu küresel efendiler dediğimiz bir takım siyasi güçlerin egemenliğinde ve özellikle para baronlarının dünyayı bugün bir takım güçlerin elinde bir oyuncak gibi yönettiğine ve İslam dünyasını artık bitirme, İslamsız bir dünya oluşturma adına ve tamamen kendi mezhepsel ve meşrepsel noktada arzu ettikleri bir dünyayı hedefledikleri bir süreci, bir senaryoyu ve bunun da işte bugün yaşadığımız Orta Doğu coğrafyasının, İslam dünyasının cehenneme çevrilişini, İslam'a karşı İslam ve İslamsız bir İslam adı altında bir takım oyunların özellikle sergilendiğini ve bu güçlerin de bu oyunlar içerisinde oyunlarını, figüranlarını ortaya koyduklarına şahidiz. Türkiye olarak da biz tabii külliyeden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıldan beri milli ve yerli olabilecek dış güçlerin egemenliğinden kendini kurtarıp Türkiye'nin tarihteki yerini yeniden alabileceği ve formatlanmaya çalışılan, yok edilmeye çalışılan İslam dünyasını artık etniste şeklinde mezhepsel, meşrepsel ve bir takım özellikleri ortaya koymadan İslam çatısı altında tek yürekle, tek ruhla bu kurtlar sofrasından kurtulması ve yok olmaması adına canhıraş bir şekilde özellikle Türkiye'nin Sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve gerçekten bu noktada canhıraş bir şekilde çalışan dava arkadaşlarının çabasını, gayretini hep birlikte görüyoruz. Böyle bir dünyayla, yani dünyanın hakikaten yaşama noktasında demokratik insan hak ve özgürlüklerinin baş tacı edildiği bir dünyanın, tabii söylemler hep böyle ama bu söylemlere uyulduğunu biz hiç göremedik özellikle süper güçler tarafından. Çünkü zihniyetleri belli, dünyayı yönetmek istedikleri şekilleri belli. İşte biz bu oyuna Türkiye olarak dur demeye çalışıyoruz. Çünkü hakikaten bu hep söyleniyor ama çok doğru bir şey. Türkiye bunların çıkarlarına, Türkiye'nin bunların kurmak istediği dünyaya dur demeye çalıştıklarına artık hani dünya beşten büyüktür denilen ve özellikle de bu beş tane ülkenin bütün dünyaya silah sattığını da
bir takım terör gruplarını oluşturduğunu ve İslam dünyasının başına musallat ederek İslami kılıfla birlikte, İslami söylemlerle birlikte Müslümanı Müslümana kırdırma projesine ön ayak olduklarını görüyoruz. Türkiye bu oyunu ta Arap Baharı'ndan itibaren görmüş ve bunun gidebileceği sonucu, neticeyi hakikaten ortaya koymuş ve bunu önleme adına ciddi duruş sergilemiş. İslam dünyasındaki, bakınız, önümüzdeki haftada Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 4 Afrika ülkesine, Cezayir'e, Moritanya'ya, Senegal'e ve Mali'ye gideceğiz ki son bir yıl içerisinde belki de tüm Afrika coğrafyasını da gezdik. Orta Doğu'ya bir takım İslam ülkelerine de gittik ve bu oynanmak istenen oyunları oranın liderlerine, oranın insanlarına anlatmaya çalıştık. Ve bu Türkiye durdurulmaya çalışılıyor. Son kale Türkiye, bunların kurmak istedikleri dünyayı, ki dünya milletleriyle birlikte biz bunu istemiyoruz. Onlar tamamen kendi arzuları, kendi egemenlikleri doğrultusunda oluşturacakları, ki bunu biliyoruz hepimiz, neokon denilen evangelistlerle birlikte dünyayı kıyamete zorlayabilecek ve yeryüzünde bir İslam ülkesi ve hatta bir Müslüman dahi kalmayıncaya kadar kendi cennet krallığına yaşamaya inanmış bu güçlerle birlikte Türkiye belki de tek başına kalmış, bir takım ittifaklarla birlikte bu yola baş koymuş ve bunu gerçekten sürdürmeye ve tüm dünyaya, ki en son Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın o dünya ülkelerince hangi duruma o Kudüs'ün başkent ilan edilmesi noktasında da gördük. Allah'ın izniyle Türkiye bu çıktığı yolda dindaşlarını, tarihi o gönül coğrafyası içerisinde birlikte olmuş, birlikte yaşamış o ülkeleri liderleriyle, insanlarıyla birlikte bu oynanmak istenen oyunun idraki şuuru içerisinde onlara kararlı duruşuyla ve eylemleriyle kendini gösteriyor. Allah'ın izniyle ben şunu diyorum, onların arzu ettiği dünya tahakkuk etmeyecek, tecelli etmeyecek ve bunu her zaman söylüyorum, karanlığın en koyu olduğu anı yaşıyoruz. Zifiri karanlık dediğimiz işte bugün Suriye'de özellikle apaçık canlı bir şekilde yaşadığımız gibi Esed güçlerinin, rejimin Müslümanları çoluk çocuk demeden, hastane demeden, okul demeden, imarathane demeden neler yaptıklarını görüyoruz. Ve inşallah bu dünya böyle sürdürülebilir bir dünya olmaktan çıkmıştır. Türkiye kararlı duruşuyla ve siyasi konjonktür gereğince de yapması gereken stratejisiyle birlikte bu bizim yeniden adil düzenin diyeyim, hak ve hukukun egemen olduğu bir dünyayı inşa etme noktasında kararlı bir şekilde duruşunu sergiliyor. Görünen bu, en büyük sıkıntı bu. Dünya Müslümanlarının hakikat baktığımızda ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar parçalanmış olduğunu, ne kadar birbirinden uzak, ötekileştirilen, düşmanlaştırılan ve birbiriyle çarpıştırılan bir hale sokulduğunu üzülerek görüyoruz. Toparlanmalıyız, akıllı olmalıyız. İslamiyet bizim tek çatımızdır. Hiçbir ırkı temellere dayanmayan, mezhepsel temellere, meşrepsel temellere veya bir takım birbirini ayrıştıran mefhumlardan uzaklaşmak suretiyle yeniden Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak suretiyle Allah'ın reçetesi belli. Müslümanların 200 yıldan beri başsız, hilafetsiz, böyle çerçöp gibi öteye beriye savrulması, yok edilmesinin tek sıkıntısı İslam'dan uzak bir hayat yaşama, İslam'ın söylemden öteye geçmemesi, İslam'ın gerçekten cihan şumul bir din olabilecek ve insanlığın bugün ölmüş olan hasletlerini yeniden canlandırabileceği, yeniden dünyaya egemen kılacağı o kardeşlik ruhuna her zamankinden çok daha fazla muhtacız. Türkiye bunun çabasını, gayretini gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. İnşallah bu yolda muvaffak olacağız. Bunun başka çözümü de yok, başka çaresi de yok. Evet. Seyfi Uzunkök nasıl görüyor? Aynı soruya nasıl cevap verecek? Bunu merak ediyorum. Bu arada Oktay Bey'in söylediklerine katılıyor musunuz? Mesela İslam bizim kurtuluş reçetemiz mi? Tabii ki. Yani İslami değerlere sahip çıkmadığımız gün gibi aşikar şu anda. Haliyle bizim Cumhuriyet'in değerlerini korurken, işte bu 2000'li yıllarda bilhassa çok gündeme geldi.
biz cumhuriyetin değerlerini, laikliği koruyacağız derken İslami değerlere çok fazla önem vermedik devlet olarak. Devlet sürekli bir baskı aracı olarak kullanıldı dindarlar için. Ama haliyle biz eğer gerçekten hani içselleştirirsek, Oktay Bey'in dediği gibi İslam'ı içselleştirebilirsek bütün sorunları da aşarız diye düşünüyorum. Ama sadece yüzeysel olarak İslam'ın işte Arapça okunuşunun dışında başka bir şey yapmıyoruz toplum olarak. Maalesef bunun da biraz daha derinlerine inmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim işte dünyadaki bu kargaşanın bana göre sebebine. Sebebi şu, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi var. Kimdir? Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, Çin. Şimdi dünyanın en çok silah satan ülkeleri de bunlar. Ama dünyada silahsızlandırmayı biliyorsunuz ilk Rusya ile Amerika karşılıklı yapmışlardı. Bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde silah indirimini, işte tankların azaltılması, işte nükleer silahların azaltılması gibi bu tür faaliyetleri başlatmışlardı. Ama tamamen hayal mahsulü bir şeydi. Çünkü bunun devamı da gelmedi. Haliyle silahlanmaya sürekli devam ettiler. Bizim gariban bu Orta Doğu'daki işte Arap halkımızı da Orta Doğu'daki bizim yine aynı cenahtan olan kesimimizi kandırmanın çok güzel yolu da silah satarak insanlar birbirlerini öldürmesini sağlayarak bir şekilde finans kaynağı oluşturdular. Bu da çok işlerine de yarıyor. İşte ayrıyeten bu işte petrol gelirleri, ithalat, ihracat yönündeki bu dengeyi sağlama hususunda Amerika çok güzel bu işi götürüyor. Bir de şeytani bazı ifadeleri var bunların. İşte Dışişleri Bakanı olsun, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hurt'un biliyorsunuz bir ifadesi var. Diyor ki işte S-400'ler Türkiye'nin diyor şeyine uyumlu değil. Yapısına, NATO'nun yapısına uyumlu değil diyor. Ama bakıyoruz YPG NATO'ya uyumlu. PYD NATO'ya uyumlu. JPG NATO'ya uyumlu. Ondan sonra diğer işte DAEŞ uyumlu. Ama S-400'ler bizim NATO'ya uyumlu değil. Böyle bir sonuç çıkıyor. Zaten Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da çok absürt bir açıklamaydı. Geçenlerde 3 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz işte Türkiye ile ortak noktada buluşup Münbic'e girelim. Yani girilsin biz ortak noktada buluşalım. Nasıl buluşacaksın? YPG'nin orada silahlanmasını sağlayan ve orada eğitimini üstlenen bir Amerika ortada. Amerikan bayrağıyla eğitim yapan bir YPG ortada. Siz gelin ortak noktada buluşalım diyorsunuz. Böyle bir absürt bir durum var. Ha tabii burada Türkiye'nin dış siyasetinin de bazı yanlış uygulanmaları da oldu. Hani bir gün bakın Kobani'ye giderken Türkiye'nin ortasından geçtiler adamlar yani. Bir taraftan da PKK'lıların konvoyuyla gittiler. Bunlar o dönemde yapılan yanlış şeylerdi. Biz bunu dillendirdiğimiz zaman çok tepki aldık. Sayın Oktay Bey de yanımızda hani o günlerle alakalı mutlaka bir öz eleştirisi olacaktır diye düşünüyorum. Ya da nasıl bir cevap verecek bilmiyorum ama bunların sonucunda da bu süreç ilerledi. Bugün eğer PKK'nın, YPG'nin, JPEG'in, bilmem PYD'nin şımarmasına göz yumulduysa bunların da etkisi oldu. Hani biraz öz eleştiri de yapmak lazım. Bu insanlar gözümüz önünden geldiler gittiler Kobani'ye. Kobani'de bir oluşum içerisine girdiler. Şimdi Türkiye'nin güneyinde bir koridor oluşturmaya çalışıyorlar. Nedir? PKK, YPG, PYD terör örgütünün orada yapılanması sağlanıyor. Bu yapılanma olmadan önce de tedbirimizi almak lazımdı. Hani biliyorsunuz işte anne çocuğuna tokat atıyor su getirmesi için. Niye attın diyorlar ya şimdiden atayım ki suyu dökmesin diyor hani. Havayı devirmesin. Nasrettin Hoca değil miydi ya? Ne bileyim işte öyle bir şey abi. Sen de yani illa aşım arama. Hayır ne bileyim ben de. Tamam onu doğru yaptık işte. Hayır, yanlış mı diye ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi, yani şimdi tamam Suriye'ye hemen girdiniz. Hemen Afrin'e girdiniz. Yani tamam. Ama ben küresel dünyada çünkü Oktay Bey öyle bir üst perdeden bir fotoğraf çekti ki. Yani dünya nereye gidiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği 3 millet var. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar dedi değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet. Şimdi Müslümanlığı temsil eden milletlerden birisi de biziz aslında, Türkler. Şimdi evet. Küresel dünyada nasıl bir oyun oynanıyor ki? Afrin'deki işin
çok görünen yüz değil mi aslında Oktay Bey? Eyvallah. Yani bilmiyorum siz nasıl diyorsunuz? Yani birazcık açın bence. Çünkü İslam kurtuluş reçetemiz dediniz. Bu önemli. Yani üst perdeden bir şey anlatırsak, yoksa öbür tarafta yani Amerika orada PYD'yi destekliyor mu? PKK'yı destekliyor mu? Türk ordusu bugün Afrin'e girmeye çalışıyor mu? Bütün bunlar işin küçük, fotoğrafın küçük birer parçası mı yoksa? Şimdi bakınız. Bunları hepimiz biliyoruz. NATO bir de Varşova Paktı vardı değil mi? Hı hı. Birlikte karşılıklı dünyayı parsellemiş ve güya biri diğerinin düşmanı, öbürü de diğerinin tabii ki düşmanı noktasında Amerika ile Rusya'nın dünyayı parsellediği, bir takım ülkeleri birbirine zıddiyetlik, düşmanlık üzerine kurguladığı ve kendi içerisine, kendi yörüngesine çektiği bir dünyayı yaşamıştı. Ve tabii burada Rusya'nın o gücü o zaman işte o Glasnost denilen çalışmalarla birlikte Mihail Gorbaçov. Mihail Gorbaçov evet. Bir takım tabii dünyayı yöneten güçlerin bu özellikle formülü uyguladığını biz çok iyi biliyoruz. Dünyada bir takım dinler evet baktığınızda Hristiyanlık var, işte Katoliği var, Protestanı var, Ortodoksu var. İşte Yahudilik baktığınızda görülüyor bir takım. Diğer Hindistan'ın işte o Hinduizm dediğimiz, Bahaizm dediğimiz özellikle Japonya'da da yani bak bunları seküler ülkeler kendi uygarlıklarına, medeniyetlerine, kendi geleceklerini kurgulamak istedikleri dünyanın içerisinde bu medeniyetleri, bu uygarlıkları değiştirdiler, dönüştürdüler, arzu ettikleri noktaya getirdiler. Tek dönüştüremedikleri, değiştiremedikleri kendi o tek dünya kutbunun içerisine Müslümanlığı, İslam'ı çekemediler. Değiştiremediler, dönüştüremediler. Çünkü tek hak din. Rabbimiz bize bunu Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamber Efendimiz sünnetlerinde ki baktığımızda tarihin ta peygamberler döneminden alıp hep yaşanan süreç iyilerle kötülerin savaşı olmuştur. Hakkın ve batılın savaşları olmuştur. Bir tarafta zulüm, bir tarafta da hidayet dediğimiz ve İslam'ın o nurunu, güzelliğini yeryüzüne ve o ülkelere hakim kılma adına mücadeleler yaşamıştık. Yani ılımlı İslam olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Tabii ki gelmezdi. Ya da İslam dünyası. İslam'a karşı bir İslam. Evet böyle şimdi bu neden bakınız. Ve yeşil olarak İslam düşman telakki edildi. Haritalarında gösterildi ta o 1990'lı hatta 88'lerden varan itibaren o süreçler içerisinde İslam'ı bu kirli ittifak içerisinde aslında birbiriyle çatışmacı görünen bir takım menfaatler doğrultusunda kendilerine karşı duruş sergileyen bu güçler danışıklı dövüş yaparak İslam'ı yok etme hani dedim ya İslamsız bir İslam ya da İslam'a karşı bir İslam projesiyle birlikte yeşili o İslam ülkelerini düşman kategorisi içerisine koymuşlar ve bu mücadeleyi işte Afganistan'la başlayan bir süreç içerisinde günümüze kadar geldi. Tek dert İslam'ın değiştirilememesi, dönüştürülememesi. Evet Müslüman dediğimiz kesimi, ülkeleri, o toplumları değiştirdiler, sekülerleştirdiler, dünyevileştirdiler. İslam'ın ruhu diye bir şey kalmadı onlarda. Söylemden öte bir şeyi göremedik, göremiyoruz. Ve bu oyuna getirdiler ama İslam'ı topyekün yok etme sürecini başlattılar. Bugün yaşananlar, yani Türkiye'de olsun, Irak'ta olsun, Irak'ın üçe bölünmesi, işte Suriye'de olsun, o Tunus'ta başlayan o çocuğun kendisini yakmasıyla o Arap Baharı denilip böyle safiyane bir düşünceyle mevcut o monarşik düzenleri, o diktatör bozuntularını yıkma adı altında başlayan sürecin aslında bunların mutfağında pişirildiği, servis edildiği ve İslam coğrafyasında oynanmak istenen oyun budur. Bakın iki tane kadim devlet vardı. Mısır ve Türkiye. Bir takım ülkecikler var. Bunlar nasıl oluştu, ne yaptı biliyoruz bunları biz 1800'lü yıllarda sonlarına doğru. Ve şimdi Mısır'la Türkiye'nin bu İslam'ı ve İslam dünyasını tamamen yok edebilmesi için Mısır'la Türkiye'nin yönetimlerinin değişmesi ve kendilerine ram olabilecek bir düzen, bir sistem içerisinde
kendi hedefleri doğrultusundaki bir Müslüman prototipi içerisinde ruhu olmayan, protestanlaştırılmış, yani söylemden öteye gitmeyen, etliye sütlüye karışmayan bir Müslüman dünyasıyla birlikte arzu ettikleri o tek dünya krallığını oluşturma çabası içerisindeler. Oyun budur. Yani Suriye'de yaşanan camisi budur. Olan ama İslam bakın Fatih Bey, bizim İslam'a, İslamiyet'e, Müslümanlığa Allah bizi bunu emretti. Bizim kimliğimizde Müslüman yazıyorsa, bizim ruhumuzda İslamiyet ve Müslümanlık varsa, biz körü körüne sloganik ifadelerle Müslüman değilsek, İslam değilsek, ki İslam dünyasının hali pürmelali ortadadır, bizim titreyerek kendimize gelmemiz lazım. Nasıl ki İslam dünyası bir takım akımlarla birlikte yok edilmiş, parçalanmış, birbirine düşman edilmiş ve özellikle İran'ın da mezhepçilik üzerinden bir yayılmacılık siyasetiyle birlikte İslam'ın asli ilkelerinden uzak durması noktasında bugün İslam dünyasında ciddi sarsıntılar yaşıyoruz. Bunları biz düzeltmeliyiz. Bunun için tek ilkeli, prensipli, Allah'ın dediğine uygun, peygamberinin arzu ettiği topyekün İslam efendim ambalajı içerisinde olabilecek bir çalışmayı bugün bir tek Türkiye yapıyor. Diğer İslam ülkeleri de bu güçlerin peşine takılmış, onların gücüne ram olmuş ve bir takım hesapları mezhepçilik noktasında geçmişten kalma bir takım düşmanlıkları da aslında ardı sıra onları ortaya koymak suretiyle bir politika, bir siyaset izliyorlar. Allah'ın bize vaat ettiği siyaset bellidir. Müslüman olun, İslam olun, kardeş olun, birlik olun, dirlik olun. Çünkü Müslümanları tek kurtaracak, İslamiyet'in yeniden yeryüzüne hakim olabileceği tek mevhum vahdet şuurudur, tevhid şuurudur. Birlikte gerçek manada Suriye'de benim bir çocuğumun, bir kardeşimin kanı akmışsa, o acıyı yaşıyorsa, bizim Allah için her birerimizin bulunduğu coğrafyada o acıyı hissederek yaşamasıdır. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunu yapan Türkiye'dir. İşte o Mısır bir takım oyunlarla beraber ne oldu? O büyük medeniyet yerle bir edilmeye çalışıldı. Sisi ile birlikte bugün İsrail'i destekleyen, bugün Suriye'ye karşı bir takım İslam coğrafyalarındaki oyunlara karşı, o kan ve gözyaşına karşı sesini çıkarmayan, kendi halkını zapturapt altına alabilecek bir diktatörlük ruhuyla yönetim anlayışı içerisinde olan bir Sisi. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ben her zaman diyorum, benim hayatımda yağcılık asla ve kat'a yoktur. Doğru bir insanımdır, dürüst olma gayreti içerisindeyim ve gerçekten şu gün Müslümanların topyekün helak edilememesi, bir takım güçlerin oyunlarının bozulmasının tek müsebbibi Türkiye'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah için böyledir. Ha, Recep Tayyip Erdoğan da bir insandır. Hep ben bunu her zaman söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın da hataları vardır, kusurları vardır, günahları vardır. Biz kimseyi kutsamıyoruz. Öyle mi acaba? Haşa ve haşa. Ben şimdi Seyfi Uzunkök ne diyor acaba? Hakikaten katılıyor mu? Oraya gelince bana döndün yani. He? Eleştiri mi yapacağım? Yok gerçekten. Yani şimdi bakın. Hayır, yapacak mısın yani? Şimdi eleştiri mi yapacağım? Hayır, yapacaksan yapacaksın. Fatih yani. Kardeşim. Ya öveceksen de öveceksin. Şimdi yok, son kale var, son mi? Kale Türkiye. Aha. Bakın son kale Türkiye'dir. Bu ta Gezi olaylarından ve ondan önceki kendi içerimizde oynanmak istenen oyunlardan milletin sahip çıkmasıyla demokratik hak ve hukukunu gerçekten sahip çıkabilecek bir çaba içerisinde olmasıyla birlikte Türkiye birçok badireleri atlattı, birçok sıkıntıları atlattı. En son yaşadığımızı konuşmaya gerek yok. 15 Temmuz'daki o istila girişimini, hep Türkiye'nin durdurulması, Türkiye'nin diz çöktürülmesi, Türkiye'nin dünya coğrafyasında yeniden sahne almaması. Çünkü Türkiye dünya coğrafyasındaki sahneye çıktığında artık piyonluk yapmayacak, artık figüranlık yapamayacak. Türkiye başrol oyuncusudur. Türkiye arzu ettiği senaryoyu, o dünya vizyonunda ortaya koyacağı o gücü İşte göstermeye başladı, başlayacak. Korku budur ve tek indirgenmesi, yok edilmesi, izale edilmesi gereken güç Türkiye'dir. Türkiye'nin
işte Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'dir evet, Fatih Bey. Evet, mesele budur. Evet, Oktay Bey. Oyun büyüktür. Ha, evet. Oyun İslam'ı yeryüzünden silmek, yok etmek oyunudur. Türkiye ile birlikte bunu başarmaya evet, çalışıyor. Oktay Bey yine çok kritik bir yere getirdi Seyfi Uzunkök. Diyor ki Türkiye ortaya konulan senaryoda oyuncu değil, oyun kurucu diyor. Evet. Evet, doğru. Buna bir itirazım yok ama itirazım olan noktalarda şu var. Bakın Türkiye'de aslında önemli olan şu. Bir gazeteci eğer midesinden konuşmaya başlıyorsa, bunu diliyle söylem haline getiremiyorsa, kalemiyle yazamıyorsa, ileride bu büyük sıkıntı doğurur ve patlama noktasına gelir. Biz 28 Şubat eğer olmasaydı, 28 Şubat'tan önceki baskı politikaları olmasaydı, bugün AK Parti diye bir parti Türkiye'de olmazdı. AK Parti diye bir siyasi oluşum olmazdı. Bakın dikkat ederseniz bunu Türkiye... Bunu niye söylediniz şimdi? Şu manada, hani şu manada söylüyorum. Hani bizim insan hakları konusunda da bazı radikal kararlar almamız lazım. Dışarıdan biz Saddam'ı, işte Esed'i ya da Mısır'daki lideri belki çok daha farklı görebildik. Hani bugün eğer Saddam Hüseyin olsaydı şeyde Irak'ta belki bugünkü acılar yaşanmayacaktı. Belki Esed şu an devam etseydi bugünkü acılar yaşanmayacaktı. Ama bunlar da geçmişten bazı tedbirler alarak demokratikleşmeye gidebilirlerdi. Saddam bunda yanlış yaptı. Esed bunda yanlış yaptı. Mısır bunda yanlış yaptı. Afganistan burada yanlış yaptı. Yemen yanlış yaptı. Suudi Arabistan yanlış yapmaya devam ediyor. Bakın bazı söylemlerimizi biz dile getirmemiz lazım. Erdoğan bugün Türkiye'de gerçekten bir devrim yapmış, çığır açmış bir liderdir. Ama bazı durumlarda da bizim açıklıkla, net bir şekilde sorunlarımızı gündeme getirmemiz lazım. Ama söyle bak, ya. Getirir. Ama söyle bak, ya. Ama yani, bize, yani Erdoğan iyi liderdir. Ama diye başlayınca ben kopuyorum orada ya, yani. Amayı ya ama, hepsi için söylüyorum. Hayır, amanın arkasını doldur. Yani nedir mesela? Amanın arkasını doldurayım bakın. Yani Erdoğan Saddam mıdır? FETÖ'nün, Erdoğan Esed bak, midir? Bakın FETÖ'nün hiçbir dönem yanımda olmadım. Hiçbir dönem desteklemedim. Niye olmadın? Fethullah Gülen dediğim için beni eleştiren geçmişteki gazeteciler, niye Fethullah Gülen Hoca Efendi demiyorsun diye eleştirenler bugün FETÖ'ş diyorlar Fethullah Gülen'e. Şimdi bakın her döneme göre hareket etmemek lazım. Eğer siz vicdani hislerinizle, vicdani duygularınızla hareket ediyorsanız siyaseti bir kenara koyacaksınız. Vicdani duygularınızla hareket edeceksiniz. Bugün FETÖ, geçmişten bugüne kadar FETÖ'nün hiçbir zaman yanında olmadım. Her günde beddua ederim. O hatta şunu derim, Fethullah Gülen denen o terörist Türkiye'ye gelsin, buradaki bu kadar mağdur insanı kurtarsın. Desin ki şu adam suçlu, bu adam suçsuz diye isim versin. Tamam da. Bu kadar. Ama tamam, şuraya Seyfi geleceğim. Bey, Seyfi Bey ben şunu merak ediyorum. Şimdi bak şimdi o sohbetimiz kopuk yürüyor. Niye kopuk yürüyor? Evet. Yani bilmiyorum. Üç tane. Hayır, yani Erdoğan'la ilgili bir eleştiri yapacak mısın dedin ya. Oradan yola, ya, oraya ona geliyorum. Da, ona da dedim de şunu hızlı yapalım. Ya tamam. Şimdi parça parça gidiyor. Şimdi ben diyorum ki dünyada, küresel dünyada nasıl bir oyun oynanıyor? Ve bu küresel dünyada kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye'nin elinde kartlar var mı? Türkiye bu kartı nasıl kullanabilecek? İslam dünyasına liderlik yapabilecek mi? Diye tarzda bir sohbet arıyorum dünyada, ben. Yani dünyada, bu şu. Bakın, bu şu. Bir dünya savaşının içerisindeyiz. Bu dünya savaşının içerisinde biz ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Ama biz geliyoruz. Yani cümlenin içerisinde yani. Erdoğan'la ilgili bir açıklama yapacak mısın dedin. Ben de ona cevap anladım veriyorum. Anladım da ya FETÖ dedin sen şimdi. Tamam, FETÖ'yle ne ilgimiz var şu anda? O manada söylemiyorum. Bakın. Şimdi Türkiye'de bizim bazı şeyleri açıkça konuşmamız lazım. Bugün Nazlı Ilıcak'a verilen ceza bana göre çok ağır. Bir gazeteci geçmiş dönemde darbelere karşı gelmiş ve hatta Refah Partisi döneminde Merve Kavakçı'ya da en çok sahip çıkan bir insan. Bu insanın FETÖ ile alakalı bir yanlışı olmuş olabilir. Ama bizim gazetecilerden hangisi çıkıp da ya yazık günahdır bu kadar da ceza verilmez diyebiliyor mu? Merve Kavakçı ile Nazlı Ilıcak'ın o gün
parlamentoya nasıl geldiğini de anlatırım ben şu anda sana. Yani nasıl geldiğini, niye bu kumpasta onu parlamentonun içerisine Merve Kavakçı... Ama o zaman öyle denmiyordu. Denmeyebilir. 30 yıl önce dışarıdaki de... Dışarıdaki algı oydu. Ya dışarı, bu şimdi... Ben yani, sadece yani, bir örnek tamam verdim. Örnek veriyorsun da öyle bir yerden çıkıyorsun ki, anlatabiliyor muyum? Söylüyorsun gibi cümle. Onun üzerine inşa etmemiz lazım. Peki, Nazlı bütün olacak. Gazeteciler Türkiye'de konuşamıyor mu? Ahmet Altan'ın da mı fazla olduğunu düşünüyorsun? Hayır değil. Bakın, Mehmet Altan'ın da mı fazla? Ben sadece Nazlı Hoca'ya söyledim. Ya tamam mı? Sen Nazlı Hoca'ya söylüyorsun. Başkası onu söylüyor. Öyle Ahmet Altan diyor. Tamam da. O zaman salıverelim bütün FETÖ'cüleri de. Bu Türkiye bayram etsin. 28 Şubatçılar saldırdı. Hayır, bayram etsin o zaman. 28 Şubatçılar saldılar ya. 28 Şubatçılar salmadılar mı? 28 Şubat bir darbe değil midir? 28 Şubat'ta darbe yapanlarda Türkiye genelinde Batı Çalışma Grubu neden hiç cezaevinde değil? Batı Çalışma Grubu'nun içerisinde kim var? Şimdi vali var. Belediye başkanı var. Bakın vali var. Belediye başkanı var. Garnizon komutanı var. Tespit edin garnizon komutanlarını. Türkiye'deki bütün garnizon komutanları tespit edin. Bu konuyla 28 Şubat'la Batı Çalışma Grubu'yla alakalı ciddi bir çalışma var. Yeniden gündeme gelecek ve hakikaten yakında kamuoyunun da ciddi bir şekilde 28 Şubat'la ve onun aslında sadece Batı Çalışma Grubu kuranların değil, onun arka planında sizin az evvel de söylediğiniz gibi bunun sermaye grubu, bunun tabii efendim aklına gelebileceğin basınıdır, gazetecisidir, bir takım kurumlarıdır, sivil toplum örgütleridir. Bunların da o süreç içerisinde hangi rollerle birlikte devşirilmeye çalışıldığına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Katılıyorum. Tabii ki unutulmamalı. Tabii ki bu ülkeye hainlik noktasında kim bir şeyler yapmışsa, kim ona taşeronluk yapmışsa, kim milletin iradesini yerle bir etmeye çalışıyorsa hiç af yok. Unutmamalıyız. Efendim 20 yıl evvel oldu da hayır bugün olmuş gibi. Bu hainler fırsat bulduğu anda bu anı, şu zamanı asla fırsatı kaza etmeyecek şekilde bu milletin başına, tepesine iner bu alçaklar. Katılıyorum tabii ki. Yani o gün komisyonda olanlar var. Peki işte. Batı Çalışma Grubu'nun belgelerini dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na götüren Sarımsak Onbaşı ne? Peki onu... Ne yapılıyor biliyor musun? O benim hemşehrimdir, ofludur. Ha? Şu anda Gümüşhane'de polistir ve FETÖ'cüler tarafından ciddi ölümle tehdit ediliyor biliyor musunuz? Ve ben bunu Emniyet Genel Müdürlüğümüze de bildirdim. Yani hakikaten bak şimdi Batı Çalışma Grubu'na birileri rol vermiş. O asker işte o Çevik Birdir, kimse Çetin Doğan'ıdır, şudur budur neyse. Bunların arka planında onlara bu vazifeyi, bu rolü güç olarak verip işte milletin iradesini yok etmeye çalışan sadece görünürde olan o dava dosyası Batı Çalışma Grubu'yla sınırlı kalmayacak. Onun arka planında onun gerçekten her şeyiyle birlikte kuşattığı ne kadar kişi, kurum varsa, sivil toplum örgütleri varsa hepsiyle hesaplaşılacak. Şimdi ama, 28 Şubat mağduru olan insanlar da var ve bunlar FETÖ'cüler tarafından, onu da özellikle ben Akit Gazetesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Diriliş Postası olsun, Yeni Söz Gazetesi olsun, bu konuda çok ciddi bir şekilde bu FETÖ'cü alçaklar, şerefsizler tarafından bir takım senaryolarla, kumpaslarla beraber o zavallı insanlar, o tamamen dinini, diyanetini, insanlığını, İslamiliğini, vicdaniliğini yaşamaya çalışan insanlar mağdur olmuş. Ama onların yargıdaki bu hakim ve savcılara tarafından uzun yıllardan beri cezaevinde bekletilen insanların da, ben özellikle Adalet Bakanımıza da buradan açıkça Sayın Abdülhamit Gül'e sesleniyorum. Allah rızası için şu masum insanların, şu günahsızların bu ülke adına, bu ülkenin geleceği adına bedel ödemeye çalışan insanların yeniden yargılamalarını ve bir an evvel kaç kişiyse onlar, tabii, çok mağdur olan insanlar var ve Akit Gazetesi onlara da özellikle aileleriyle birlikte bu yaşanılan dramı ortaya yere koymak suretiyle aslında ve vicdanımız yaralı. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok sıkıntılı bir durum. Çoluğu çocuğu perişan oldu. Hiç günahı yok. Allah dediği Oktay, için Sayın Oktay. Çok da, cezaevinde. Sayın Oktay, çok da basit yargılanması. Yani bunlar tutuklanması da çok basit. O dönemde illerde komisyonlar oluşturuldu. Onların bedduası bize yeter. Komisyonlar oluşturuldu. Beş onların tane, bedduası bize yeter. 5 kişi, garnizon komutanı, vali, işte Milli Eğitim Müdürü falan filan, 5 kurum müdürü, amir, mülki amir orada baskınlar yaptılar. Okullara falan. Ya bir gün 28 Şubat sürecinde işte yargılandığım dönemde Çevik Bir verdi beni mahkemeye. Polis geldi,
Elinde şey var. Kağıtla geldi. Dedi ki 28 Şubat'tan asıl program yapamayız seninle. Hı hı. Şimdiden söyleyeyim de. Hı hı. 28 Şubat'ta kim bilir ki hangi konukları alacaksın. Şimdi kağıdı getirdi polis. Dedi ki Seyfi Bey dedi. Bu kağıdı dedi benden aldığınızı söylerseniz, bu bilgileri benden aldığını söylerseniz beni polislikten atarlar dedi. Bak ben sizin iyi niyetinize güvenerek bunu getiriyorum dedi. Batı Çalışma Grubu'nun savcısının imzası var altında. Diyor ki Seyfi Uzungök içki içer mi? Kumar oynar mı? Gece hayatı var mı? Namaz kılar mı? Falan filan. Tabii. Buna dedi ne yazacağım derdi ben dedi şimdi. Yani sen ne dersen öyle. Hepsini yaz dedim. Gece hayatta var, kumarı da var, içkisi de var. Ben de tahmin ettim dedi böyle diyeceğiniz dedi. Onu yazdım o sayede kurtuldum. Baktı hakim lan bundan bu adamdan öyle müsbet biri çıkmaz falan dedi herhalde. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani menfi hareket alanında yaşayan insanları beraat verdiler o dönemlerde. Eğer o polis bana onu getirmeseydi belki de bilmeyerek şunu yazabilirdi. Ya işte çok dürüst adam şudur budur falan diyebilirdi. Yani dürüst olmamak 28 Şubat sürecinde dürüst olmamak İslam'ı yaşamamak. Yani işte kumar oynamak, hırsızlık yapmak, bilmem ne yapmak falan meşruydu. Baş tacı edilen şeyler. Baş tacı, ya hakime verdiği işte Batı Çalışma Grubu'nun savcısına götürdüğü kağıtta bunlar yazıyordu. Ben yazdırdım polise. Bugün geldiğimiz noktada da işte hani 28 Şubat'ı falan değerlendirdiğimizde bu 28 Şubat'tan kesinlikle ve kesinlikle rövanş alınmalıdır. O dönemde hangi ilde, hangi milli eğitim müdürü, hangi vali, hangi garnizon komutanı görev yapıp baskı yaptıysa İlim Yayma Cemiyeti'ne gitmişler. Girişte besmeleyi görmüş garnizon komutanı. Ya 28, bu ne demiş ya? 28 Şubat'ın bakanı değil midir Şevket Kazan? Evet. Ne dedi mahkemeye gitti 28 Şubat mahkemeye? Korkuyorlar. Maalesef. Ne dedi? Çok üzücü dedi, bir şey. Bu dedi darbe değildi dedi. Bu dedi bizi okşadılar başımızı dedi. Şimdi yani ya ben bir şey yani ve kitap yazmış bu kadar. Oku bitiremezsin yani. O kitabı da ya, inandırıcı ben neyse. Neyini okuyacaksın? Neyini okuyayım? Ya zaten işte, neyini okuyayım? Ya ben şimdi hayır yani öyle bir şeydeyiz ki. Bir dava timsali, bir dava sembolü bir insansın. Hı hı. Neler yaşadıklarını sen orada çok iyi biliyorsun ki Türkiye'de size gönül verenler, sizi bu dava uğrunda gerçekten destekleyen, gece gündüz ağlayan ne var ne yok o dava için sarf eden insanlar senin oraya gidip Sayın Şevket Kazan sanki bir tiyatro oynanıyormuş gibi efendim böyle bir söylem yok, içerisinde. Böyle bir şey yok. Yazık günah. Böyle bir şey yok. Yani yazık günah işte maalesef üzülerek bunları da yaşadık. O zaman nasıl bakacağız Nazırlıcan parlamentoya Merve Kavakçı ile birlikte girmesine? Ya onu tartışılır ayrı mesele. Onun için bir tartışma programımız yapmasın. Tamam da bir cümle diyorsun yalnız. Yani Nazlıca'ya verilen ceza ağır diye bir cümle diyorsun. Ya şöyle bir şey. Suçların... Yani belki şöyle. Başka ceza verilmesi gereken, belki ondan çok daha fazla yani ceza alması gereken alçaklar güruhu var. Aynen. Belki onu kastediyor. Nazlı Ilıcak onların yanında bu kadar ceza alabilecek bir isim değil babından da diyebilir. Ben öyle anladım. Tanıyor mu Nazlı Ilıcak'ı? Ben merak ediyorum. Ben Nazlı Ilıcak'ı, ben 8 yaşından beri Nazlı Ilıcak'ı okudum. Ha okuyarak tanıdım. Tabii ya babam rahmetli tercüman alırdı. Ha. Ya ben ilkokulda başladım. Siyaset tartışmalarını da 8 yaşından beri izliyorum. Nazlı Ilıcak'ın nasıl operasyonel bir gazeteci olduğunu eğer 8 yaşından bu yana okuyarak... Anlayamadıysan. Ama şimdi abi yarın sana biri çıksa dese ki AK Parti'nin otoritelerinden birisi. Ha. Yok ya Nazlı Ilıcak iyi bir adammış dese o zaman iyi adam demek zorunda. Kim diyecek o? Ama işte Oktay Bey desin işte otoritedir Oktay Bey benim için. Desin Nazlı Ilıcak iyidir desin. Fatih Bey Nazlı Ilıcak'ı öldürmemiz gerekmez. Bakın toplumda herkesi kaybetmeyelim. Bakın biraz da biz kötülerin aynı yaptığı şeyleri yapmak zorunda değiliz. Yok bak doğru ama bak Nazlı Ilıcak'ın bu malum süreçlerden sonra özellikle Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye ne büyük bir tahribat verdiğini bakın bu yapı bizim 40 yılımızı 50 yılımızı çaldı, çocuklarımızı çaldı, geleceğimizi çaldı, bizi mahvetti, bizi perişan etti. Bizim derlenip toparlanmamız belki bilmiyorum kaç yılı alacak ama bu Nazlı Ilıcak bak bir takım mesela 7 Şubat Oslo sürecinden sonra yaşanan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, hükümetimizin ifade ettiği ve bu tehlikeyi ciddi bir şekilde ülkemizde ortaya koyduğu çalıştığı dönemlerde gidip göğsünü gere gere malum televizyonlarda, gazetelerde, basında
gidip Fethullah Gülen'i savunuyor ve istihza eden, alay eden konuşmalar içerisinde oluyordu. Senin bu, ve epey bir zaman süreç bunu, ha ne zaman bak tutuklanmanın arefesinde de bunu yapıyor. İstihzayı böyle alaycı bir tavırla, üslupla Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, siz boş işlerle uğraşıyorsunuz der gibilerinden Fethullah Gülen'i meşrulaştırmaya çalıştı. Ha, o kadar da böyle kendine güvenerek konuşuyordu ki, bir bildiği vardı herhalde diyordum. Ha, girdi şeye, yakalandı, derdest edildi. Hani o cesur, hani o efendim dik duran Fethullah Gülen'i ve ekibini, cemaatini savunan yerinde yerler esiyor. Bu sefer başladı efendim kemküm şu bu. Öyle olmayacak. Şimdi ben onu savunamam. Ha, şu şeyde müttefikiz, doğru. Belki birçok daha yani ceza noktasında alması gereken, sorgulanması gereken, içeri alınması gereken ki bunlar tabii tedricen oluyor, yaşanıyor. Bir anda bu alçaklar gerçek yüzlerini, kimliklerini ortaya koyamadıkları için bir takım bilgi, belge, evrak ve delille bunlar zamanla ortaya çıkacak. Ama Nazlı Ilıcak hak ettiğini buldu. Ya aslında şurada var. Hak ettiğini buldu yani. Var. Nazlı Ilıcak böylelerine bak. Abi acırsak acınacak hale geliriz. Bu bir piyondur. Ben katılıyorum Fatih Bey'e. Bir takım mahvillerin elinde kobay olarak, figüran olarak, taşeron olarak kullanılan bir gazetecilik örneği de sergilemiştir. Bir takım demokratik yönünü, insan hak ve özgürlüklerine dayalı duruşunu sergilemeye tabii çalıştığı dönemler olmuştur ama hepsi bana göre bir oyunun bir parçasıydı onlar. Ya bir de şu açıdan da bakmak lazım. Bakın 15 Temmuz darbesinde FETÖ en güçlü olduğu dönemi yaşadı değil mi? En güçlü askeriyle, polisiyle, STK'larıyla, bürokrasisiyle, yargısıyla en güçlü olduğu dönemde bir halt yiyemedi. Efendim darbe yapamadı. Halkımız çıktı, 250 tane Allah rahmet eylesin şehit verdik. Kanı kanı rahmet eylesin. Siz neredeydiniz o anda? Konya'daydım ben. Nerede yani? Ne yapıyorsunuz? Oteldeydim. Ha, oteldeydiniz. Evet. Ama Konya'da benimle beraber Latif Şimşek de vardı, Emin Pazarcı da vardı, Sinan Burhan da vardı. Program mı vardı? Program vardı. Ha. Sinan Burhan'ın programındaydık. O Serdar Arsemen de vardı falan filan. Rahim Er de vardı. Ne yaptınız? Bu kadar ünlü gazeteci, duayen gazeteci. Ben hariç diğerleri ünlüydü. Ha? Ben ünlü değilim de diğerleri ünlüydü. Ama tabii masanın altına saklanan birisi vardı. Onun ismini söylemeyeyim şimdi. Ben keriz miyim dedi, kendimi dışarıda öldürtecek dedi. Ben de gittim sokakta sabaha kadar Milat Gazetesi'nin muhabiriyle beraber. O gece çıktık, sabah 7'de girdik otele. Yani ama... Niye adını söylemiyorsunuz? Niye söyleyeyim şimdi, televizyonda söylemez. Ha niye yani? Hayır, şu an Cumhurbaşkanı... Yani Nazlı Ilıcak'a verilen ceza ağır diyebiliyorsunuz. Evet. Program sonrası alırız. Hayır, Nazlı Ilıcak'a verilen ceza ağır diyebiliyorsunuz. Evet. Ama masanın altına saklansın. İstiklal Gazetesi'nden atsınlar, işte bilmem nereden atsınlar falan. Kim atsın sizi? Niye atsınlar sizi ya? Ya böyle bir şey var ama, böyle bir gerçek var. Hayır, niye atsınlar sizi yani? Ya isim söylemem. Neyse Fatih Bey, böyle maalesef böyle çok kimlikli, çok yüzlü insanlar... Bugün Cumhurbaşkanımızın etrafında var. Da var, hepimizin etrafında var. Da var. Sureti haktan görünenler çok var. Aynen. Bu ülke ve bizim geçmişte yaşadığımız ülkeler, devletlerimiz hep içerideki hainlerle, hep içerideki alçaklarla gittiler. Dışarıdaki saldırılar, dışarıdaki senaryolar bizi yıkmadı. Bizim içimizdeki alçaklar, hainler. Ya bizim kaderimiz, yok mu? Kaderimiz şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın benim bir, bakın bende bir, bana bir şeytan musallat olmuşsa Recep Tayyip Erdoğan'a bin şeytan musallat olmuştur. Bakın bizim bu cümle önemli. Bu cümleyle reklam arasının arkasından devam edelim. Bizim kaderimizde şu var. Biz Milli Nizam Partisi geleneğinden gelmiş bir yapıya sahibiz. Yani ben bilhassa söyleyeyim. 28 Şubat sürecinde yargılandığım zaman kanımız aksa da Zafer İslam'ındır diyen adamların hiçbirisi benim mahkememde yoktu. Bir İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri vardı. Ben tanısaydım seni gelirdim. Ama siz onu bu akşam tanıdınız. Neyse. Üzülsünüz. Evet, kısa bir ara verelim şimdi Ankara Kulisi'ne. Yerden konuklarımla birlikte Akit TV'nin Ankara stüdyolarından devam ediyor. Kimlerle birlikteyiz tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Oktay Saral, Cumhurbaşkanlığı
baş danışmanı ve gazeteci, araştırmacı, yazar, gazetecilik mesleğinde duayen olmaya giden bir isim Seyfi Uzunkök'le birlikteyiz. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizi yazın istiyorum. Bu arada Seyfi Uzunkök diyorum ki... Duayen gidiyorsun da değil ya. Duayen'e gittiğimiz yok. Hayır, gidiyoruz ya. Duayen olmaya giden bir isim diyorum. Olma yolunda. Ha, duayen olma yolunda. Ben geri geri gidiyorum diye düşünüyorum ama Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Umarım duayen de olursunuz. Evet. Hemen Oktay Bey'e döneceğim. Çünkü çok kritik bir yerde bırakmıştı Oktay Bey. Demişti ki benim etrafımda bir tane şeytan dolanıyorsa Cumhurbaşkanı'nın etrafında binlerce var dediniz, tabii değil ki, mi? Tabii. Ne demek bu? Şimdi bu şu demek, biz yaratılış gereği Yüce Rabbimiz şüphesiz insanların etrafında bir, önce nefsi var tabii. Nefsi daima insana olumlu yapması gereken şeylerden men etme adına günah işleme, olumsuz işler yapma, yani insanlık hasletlerine uymayan ne varsa günaha, bataklığa saplama adına nefsiz bunu emreder. Bir de tabii şeytanın ta kıyametin sonuna kadar tüm insanlık üzerinde bir görev ve vazifesi var. İnsanlığı haktan ve hakikatten, hidayetten koparacak, tamamen şeytanizme yönlendirecek ve hem bu dünya hayatını hem ebedi hayatını mahvedecek insanların etrafında şeytanlar var. İnsanın çapı ne kadarsa şeytanın çapı büyüklüğü de o kadardır. Ben de bulunduğum makam gereği bir şeytan bana musallat olmuşsa, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri olabilecek ki, niye bunu diyoruz, ezbere demiyoruz, Türkiye'li olduğumuz için, Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için, bu ülkede yaşadığımız için demiyoruz. Bugün dünyada lider denilenleri gördüğümüz için dünya lideri, tek dirayetli ilkeler, prensipler üzerinde ayakta duran, dirayetli duran bir insan olduğu için diyorum. Ve tüm İslam dünyasında halkların sevgilisi olabilen, kalplerinde, gönüllerinde taht kurmuş, keşke bizim de bir Recep Tayyip Erdoğan olsun diye arzu ettikleri bir insan bu. Allah bize bunu bahşetmiş, vermiş. Şimdi böyle bir insanın, düşünün, dünya konjonktüründe bütün şeytanların özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında Türkiye'yi yok etmeye çalıştığı bir dönem içerisinde tabii ki onun, ki bu ülkeleri biz geçmişte de bizim coğrafyamızda yaşananları hep gördük. Böyle liderlerin, böyle insanların, böyle dünyayı tersine çevirebilecek, zulümden aydınlığa, karanlıktan bu nura doğru yönlendirecek insanların etrafında bir sürü şeytanlar olmuştur. Ve bunu Yüce Rabbimiz diyor, Peygamber Efendimiz diyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan sıradan bir insan olmadığı için onun imtihanı benden bin kat daha fazladır. Ve onun için ona benden bin kat daha şeytan musallat olur. Bu sureti haktan görünen, etrafında da vardır, dışında da vardır, sevdiği biri olarak da görünen vardır. Bu yatsınamaz bir gerçektir yani. Bu doğrudur. Ben onun için şunu merak ediyorum. İşteki şeytanlardan şey yapmıyorum da, dışarıdaki şeytanlarla nasıl mücadele edecek Türkiye, Erdoğan? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü yani dışarıdaki şeytanlar derken Batılılar, Haçlılar, Siyonistlerden bahsediyorum. Yani nasıl kategorize edebilirim? Çünkü şu bir gerçek. Özellikle 2006 sonrası Erdoğan çok sayıda operasyona maruz kaldı. Evet, ve bu operasyonları da peyderpey oyunun dışına attı. Eyvallah. En son 15 Temmuz diyoruz ama şu anda bile Suriye'de yaşananlar tabii. Türkiye'ye hedef alıyor. Erdoğan hedef alıyor. AK Parti'ye hedef alıyor. Ve Türkiye'nin küresel dünyada aktif bir oyuncu olmasını tabii. engellemeye hedefliyor. Tabii. Mesele bu. Yani bu apaçık izah ettiğiniz gibi, özetlediğiniz gibi bu şekilde cereyan ediyor. Bu şekilde. Ama Seyfi Uzunkök diyor ki Türkiye Amerika ile uğraşamaz. Ta geçen program dedim onu ya. Şimdi demedim ki. Türkiye şimdi bak, değişti mi? Amerika bugün Amerika'da bir bakın, Amerika'da öyle bir, aslında biz bunu çok yakın bir zamanda da göreceğiz. Amerika bir durağanlaştı ve gerileme sürecine girdi. Amerika'nın içerisinde de bir sürü gruplar var. Amerika'yı ayakta tutmaya ve kendince egemen olmaya çalışan güçler var. Bunların da Amerika içerisinde çatışmalarını görüyoruz. Hatta devletler noktasında da Rusya olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun, bu Amerika'daki onların safında yer alanların birlikte güç devşirmeye çalıştığı bir takım gerçekten olayları izliyoruz. Bugün şimdi bir Pentagon var, bir CIA, bunu bakıyoruz. Bir de bir Beyaz Saray var. Beyaz Saray'ın bağlı olduğu bir güç var. Pentagon'un da Beyaz Saray'a
bağlı olmayan farklı bir güçle birlikte bir çatışma zaten süreci yaşanıyor. CIA ile Pentagon arasında bunlar, da bunları ciddi bir şekilde görüyoruz. Bakın ne güç ne yıkılamaz denilen tarihte ne medeniyetler geldi geçti. En zirvede olduğu dönemler de yerle yeksan oldular. Ya Allah aşkına tarih kitaplarında bunları okuyoruz, görüyoruz. Yıkılamaz, yok edilemez, asla yanına yanaşılamaz. Bir böyle fiske dahi vurmaktan imtina edebilecek böyle neler yaşandı, neler tarih neler gördü. Kimmiş Amerika? Amerika efendi olsun, dürüst olsun, ahlaklı olsun, dünyayı yönetebilecek hiçbir efendim medeniyete, uygarlığa onları değiştirmeden, dönüştürmeden kendi hayat hakkını verebilecek siyaset, politika izlesin. Herkese gerçek manada değer versin bir güçse zaten o gider. Ama siz zulm ile abad olmaya kalkışıyorsunuz ve bunu yapma gayreti içerisinde Allah önce kendi içinizde belanızı verir ki hep böyle olmuştur. Şimdi durup dururken bu zulüm düzenleri yıkılmamıştır Fatin kardeşim. Allah birilerini bunlara musallat kılmıştır. Ben açık konuşuyorum. Bugün onlara Cenab-ı Hak, Yüce Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı bela olarak, çünkü dünyanın çivisi çıktı. Dünya yaşanmaz bir noktaya doğru eğer böyle devam ederse içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Allah bu düzeni yıkma vazifesini, görevini, ben öyle inanıyorum. Yani benim inandığımı söylüyorum. Türkiye'ye ki 15 Temmuz'da Allah bu milleti niye yıkmadı? 15 Temmuz'da o tanklara, o uçaklara, o silahlara göğsünü siper eden, şehadet arzusuyla yola çıkmış Allah o gece o insanlara bir ruh üfledi. Çünkü Türkiye'nin, çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin yeni bir dünyayı kurabileceği bir güç o gece Cenab-ı Hak. Bakıyorsun çok mu namazlı, niyazlı, abdestli, çok mu dinini yaşayan insanlar vardı. Sarhoşu da tankın altına girdi. Efendim seküleri de, laik olanı da, İslamcı olanı da böyle Allah öyle bir gece... Ama Oktay Bey masanın altına girenler de varmış. Ya elbette, elbette. Şimdi bakın, yani... şimdi Allah... Şimdi neyse olay, şimdi Fatih kardeşim. Bak olay gayet, gayet ciddi bir şey. Allah bu millete... Allah bu millete bir şans daha verdi. Allah bu millete o 15 Temmuz şahlanışını, destanını yaşattı. Şehadet şerbeti içen kardeşlerimiz oldu. Ebedi hayatlarını kazandılar. Gazi olan bir sürü kardeşimiz var. Ve bu ruhu yaşayan bana göre 70-80 milyon insanımızın hepsi de Allah'ın izniyle bakın. Şu çok yakın bir zamanda şöyle 10 yıla gitmez dünya. Arzu ettiğimiz bir dünya. Bu süper denilen güçler kendi kendilerini vuracak, kendilerini yok edebilecek. Hazırladıkları tuzakların senaryoları kendilerine tebdil olunacağı, ava gidip avlanabilecekleri bir zaman sürecini yaşayacağız. Biz Allah için doğru olanı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bakın biz oraya istersek 10 günde orayı, efendim Afrin'i, teröristlerle birlikte başlarına yıkardık, yerle bir ederdik orayı. Biz hem İslami, hem insani, hem vicdani ecdadımızın bize vermiş olduğu, getirmiş olduğu ki onların ahvadıyız biz. O ruhla birlikte bir sivile, bir masuma, bir Esed'e bakın, bir Rusya'nın bombalarına bakın, bir İran'ın yaptıklarına bakın. Biz bir Müslümana bırakın efendim ölmesini, elinden bir kan akmasın diye kılı kırk yararcasına imtina ederek gidiyoruz. Allah bu milletin yardımcısıdır. Allah bu millet eliyle çok yakın bir zamanda yeni dünya düzeninin Türkiye liderliğinde bu süper güç denilen alçakların, bu dünyayı yöneten para baronlarının yerle bir olacağını, yerle yeksan olacağını göreceğiz. Anladım inşallah. Da Oktay Bey, şimdi Seyfi Bey buna inanmıyor. Niye inanmıyor? Evet. Şundan dolayı inanmıyor. Yani iki hafta önce, bilemediniz üç hafta önce, evet, yine bu ekranlarda, bu stüdyoda, bu programda bir başka konukla Türkiye Amerika ile mücadele edemez. Nasıl edemez? Dedi. Ya arkadaş. Dedi. Ya arkadaş. Tamam da ben... Arkadaş, ediyoruz. Allah'ın gücünün üstünde bir güç yok. Sende o iman var mı?
Biz öyle. O zaman bir dakika biz şunu diyelim arkadaş. O zaman Peygamber Efendimiz döneminde, o zaman peygamberler döneminde bir avuç insanların imanları, ihlasları, azimleri, Allah'a inançları ve şehadet arzuları noktasında karşılarında 10 kat, 20 kat, 100 kat güç vardı. O zaman hiç çıkmasaydılar. Bu hep böyle olmuştur. Her zaman azınlıklar çoğunluklara, ama o azınlık öyle bir azınlık olacak ki melaikeler ordusuyla birlikte o imanıyla, ihlasıyla, o azimle yola çıkacak. Tamam. Allah ona nusret verecek. Allah ona zafer verecek. Ne Amerika'sı? Üstelik. Erbakan hocamız kimmiş Amerika? Hadi oradan dediği zamanları ona o imanı söylettiriyordu. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim size. Ben her zaman diyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan da bir insandır. Muhakkak hatalı kararları vardır. Hatalı adımları vardır. İnsandır ya. Tabii. Ama Allah bu ümmetin geleceğinin yüzü suyu hürmetine, şu şehadete koşanların yüzü suyu hürmetine ona nusret elini dokundurmuştur. Ve o da o imanıyla, o ihlasıyla hatalarına, kusurlarına rağmen yoluna devam ediyor. Evet. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı haşa kusursuz, günahsız o zaman FETÖ'cülerin Fethullah Gülen'e baktığı nazarla o zaman bakmamız lazım ki Allah muhafaza şirk içerisinde oluruz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da beni gibi bir insandır. Beni gibi 9 ayda dünyaya gelmiştir. Onun da zaafları vardır. Benim de zaaflarım vardır. Ama o gerçek bir liderdir. Şu kurtlar sofrasında Türkiye'yi yedirmeden, yok ettirmeden bir takım stratejik siyasetiyle ve denge politikasıyla birlikte. Çünkü maalesef tek kalmışız, tekiz. Türkiye olarak etrafımızda kimse yok. Rusya'yla, İran'la zoraki bir ittifak kurmuşsun. Niye bir takım güçlere karşı yem olmayasın diye, bir takım güçlere karşı gardını alabilesin diye. Ama bu zamanla halklar düzeyinde, İslam toplumu, milleti düzeyinde öyle bir noktaya gelecek ki bu çığ gibi büyüyecek. Herkes o idrak, şuur içerisinde arzu edilen noktada bu zulüm düzeniyle birlikte artık o son bulacak ve yeni bir düzen Allah'ın izniyle başlayacak. Çünkü bu dünya yaşanmış olmaktan çık. Ya kıyamet evet. kopacak, ya gerçekten kıyamet kopacak, ya da bu dünya devam edecekse bu şekilde devam edemez. Hak ve hukukun tecelli ettiği, egemen olduğu bir dünya olmak zorunda. Bunun başka çıkışı yok. Ama Seyf Uzun Kök diyor ki, çıkışı yok. FETÖ'cüleri serbest bırakalım diyor. Allah korusun ya, öyle bir şey demedim Allah aşkına. Sen beni şeye mi, idama mı götüreceksin, ne yapacaksın? Hepsi öyle bir şey demedim ya, öyle bir cümle. Öyle mi diyorsunuz? Yok Allah aşkına öyle ne bir şey. Diyor? Hayır, Amerika. Ya, git Allah'ın hayır, Amerika. Yani Fatih Bey siz niyet okuyuyorsunuz. Ya vallahi billahi. Yani siz. Sen niyetimi mi okuyorsun, ne yapıyorsun? Seyfi kardeşimin. Hepsini yani, Allah belasını versin. Röntgenini mi çektiniz? Nazlıcağı söyledi bir abi. 20 yıl vereceğine 15 yıl ver, 30 vereceğine 20 yıl ver gibi. Ama o çok salıver de diyebilirdi. Şimdi söylediğinize zaten göre. Zaten yaşlandı kadın. Ya 30 verilmişse senin söylemlerine göre ona 2 yıl verilmesi yok, gerekiyor. Yok 2 yıl. Az. Ama öyle bir ya söylem. Ya şimdi Amerika olayına gelelim. Şimdi dedin ya sen gelelim. Dışarıdaki şeytanlar ne yapıyor? Biz sustuk. Şimdi bir dışarıdaki şeytanlar ne yapıyoruz dedin ya. Şimdi. Ben Şehit Şerife Bacı'nın torunuyum. Şehit Şerife Bacı İnebolu'dan cephanesiyle ağır kış şartlarında İnebolu'dan cephanesini Kurtuluş Savaşı'nda cepheye götüren ve yolda donarak ölen bir annemiz, nenemiz, atamız. Onun için Amerika'nın önce güçlü olduğunu kabul edeceğiz. Bunu bir kenara koyalım. Ama ben bir Kastamonlu olarak bu memleket için canımı vermeye hazırım. Yani bugün kazma, elimde silah varsa silahla, silah yoksa kazmayla, kazma yoksa baltayla, balta yoksa başka bir şeyle taşla. Hayır, Kastamonlular veriyor da Yozgatlar hepsi verir. Vermiyor mu? Kastamonlular daha bir heyecanla verir. O manada da söylemem şeyim olduğu için biraz şey yapıyorum. Ama Şehit Şerife Bacı gerçeği vardı Türkiye'de. Şehit Şerife Bacı çocuğuyla beraber cephane taşırken, cephane ıslanmasın diye üzerine kendi şeyini örten, örtüsünü örten ve çocuğun da donmaması için örten ve donarak şehit olan bir annemiz, ninemiz. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından bir tanesi, şehitlerinden bir tanesi. Hı hı. Kastamonu'da da meydanda heykeli vardır. Şimdi Rusya'nın güçlü olduğunu kabul edeceğim. Amerika'nın güçlü olduğunu kabul edeceğim. İngiltere'nin, Fransa'nın güçlü olduğunu kabul edeceğim. Ama nihayetinde bunlarla mücadele etmeyeceğim anlamına gelmez. Herkes gibi savaşırım. Cephanesiz kaldığım zaman da süngüyle, süngü olmazsa taşla.
Bu bizim korktuğumuzu, Amerikan'dan korktuğumuzu göstermez. Şu anda biz bir çeteyle savaşıyoruz Suriye'de. Karşımızda Rusya yok, Çin yok, Fransa yok, Almanya yok, bilmem neleri yok. Amerika yok demediniz. Bir dakika, Amerika yok. Ha? Amerika Münbiç'te var. Şimdi Münbiç'e girersek Amerikalılar çıkacak karşımıza, onlarla savaşırız. Şimdi olay bu. Şu anda çatıştığımız, savaştığımız çapulcular, işte orada teröristler, şunlar bunlar. Zaten Türkiye'nin güneyi komple o Suriye peki tarafı. Peki niye 34 gündür bu çapulcuları yelemedik biz? Yiyoruz, gidiyoruz işte yavaş yavaş. 34 1500'e yakın. Afrin, 1500'e yakın leşi var. Afrin kilise kaç kilometre? Evet. Afrin kilise kaç kilometre? Tamam da 2-3 kilometre kaldı zaten. Ama ya şeylerle gidiyorsun. Ağır ya çapulcularla silah, diyorsun. Ağır yani silahlarla. Ya, yani sen o, sanki Kızılay'dan olursa gider gidiyorsun. İzleyiciye üzülüyorum yani. Bu şu. Abi. Biz orada Amerika Birleşik Devletleri'yle savaşıyoruz. Bu tamam. Kadar net. Niye söyleyemiyor bunu Seyfi Uzunköy? Niye söyleyemiyor? Başlayacağız da. Niye başlayacağız? YPG dediğimiz, PKK dediğimiz, PYD dediğimiz, FETÖ dediğimizin, DAEŞ dediğimizin hepsi Amerika Birleşik Devletleri. Onlar adına ve niye diyemiyor Seyfi Uzunköy? Ben bunu diyorum, anlayamıyorum. Diyorum Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Büyük Devlet deyip duruyor benim Amerika karşımda. Amerika Birleşik Devletleri, terörist Amerika Birleşik Devletleri diyorum. Yetti mi? He? Bak şimdi ama Münbiç'te bunların yapılanmaları daha profesyonel. Amerikalılarla beraber. Eğitim kapları var. YPG'nin orada eğitim kapları var ve Amerikalılar başında bunların. Çok sayıda Amerikalı var orada. Türkiye Saddam'ın askerleri değil ha. Türkiye'nin onlar tabii bir ki. Takım Vietnam'da da tecrübe yaşadılar. Irak'ta da birçok yerde tecrübe yaşadılar. Bir şey diyor ya. Türkiye'nin şu anda 34 gündür yaptığı o ya. Başarılı operasyonları onlar çok iyi biliyorlar. Onlarda öyle bir korku var ki Mehmetçiğin o imanının ne olduğunu ve onların üzerine nasıl gidebileceğini onlar çok iyi ama biliyor. Şimdi Fatih burada şöyle söylüyor. Diyor ki ya diyor 34 ama doğru. Diyor. Ya YPG'si, PYD'si Amerika için değil ama bak. Amerika ya bunlar abi işte şöyle. 5000 tırdır efendim uçak dolusu silahlardır şunlar bunlar. Bugün Amerika adına onlar savaşıyor ve şu anda mesela 435 tane yabancı orada bu PYD ile YPG'nin içerisinde olanlar artık kaçmaya başladılar. Türk askerinin oradan neyi başardığını, neyi gösterdiğini bu işin. Abi tabii şu canım. Ulus'tan Kızılay 2 kilometre var mı? Hı hı. Ancak 2 kilometre var. Sen buradan yürüyerek 5 dakikada gidersin. Asker buradan giderken 2 günde gider oraya. Sen öyle hemen tak 34 günde niye giremedik diyorsun. Amerika yüzünden mi giremedik? Ya şartlar onu gerektiriyor. Askeri bazı tedbirler almak lazım. Her tarafa elini kolunu sallayarak öyle gidemiyorsun ki yani. Sen diyorsun ki 34 günde nasıl şimdi giremedik? Şimdi 3 kolda biz Amerika'yla Hilal. Ben şunu merak ediyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Ya ekranlarda hakikaten söylüyoruz. Yakasında Türk bayrağı taşıyor. Göğsünde iman var. 5 vakit namaz kılıyor. Amerika yenilmez diyen isimler. Tam bunu. İşte kim diyor? Seyfi Uzunkök. Ya Allah aşkına bak ya Amerika'nın öyle bir şey ya şu anda demedi. 2 hafta önce burada dedi. Ha onu bilmiyorum. Değiştim dedi ama zaten değiştim onu dedi. Değiştim şu anda dedi. Yani Türkiye'nin gücünü, gerçeğini gördükten sonra değişti mi? Evet. Öyle mi oldu ya? Evet. Vallahi. Yani o zaman neredeyse Afrin'e giremeyiz diyordu. Şimdi öyle bir şey demedim Allah aşkına. Bak kayıtlara geçmiş kayıt. Öyle bir şey demedim. Evet. Şimdi biz Amerika ile kafa kafaya gelirsek. Şerife bacılar gelir abi şeyden. O kadar şimdi ben değerli kardeşim noktasında bunu söylemiyorum. Öyle bir zihinsel olarak köleleştirilmişiz ki. Öyle bir kompleks içerisindeyiz ki o kadar bunlara bağlı, bunların gücüne hakikaten inandık ki kendimiz olamıyoruz. Biz silkelenip tarihimizi ve neler başardıklarımızı bir görebilsek o ruhu yeniden hakikaten tüm bünyemizde, tüm vücudumuzda taşıyabilecek bir yapıda olsak o kadar şeyler inanın bakın bunlar vallahi ki böyledir yani. Müslümanların birliğinden, dirliğinden, imanından Allah o korkuyu onlara veriyor. Allah diyor ki siz Müslümanlar olarak tek vücut olun. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kardeş olun. İnanmış olun. Ben o zaman diyor kafirin kalbine isterse milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar olsun. Ben kafirin sizin birliğinizin, kardeşliğiniz yıkılmaz bir kale olarak oluşturduğunuz müddetçe ben onların kalbine sizlerin İslam'ı, Müslümanların korkusunu yerleştireceğim. Bunu Allah diyor ya. Bunu benim yaratım, yaratıcım diyor ya. Dünyayı yaratan diyor. Kainatı yaratan diyor.
Bunu Rabbim diyor, haşa, buna inanmamazlık, bunu tanımamazlık olabilir mi? İşte biz bunu yapamıyoruz. Bir bunu yapabilsek var ya, ne Amerika'sı, ne Rusya'sı, ne Ocusu, ne Batı dünyası, ne Avrupa'sı. Vallahi billahi yerle bir olup gidecekler o korkudan. Evet. Tir tir titriyecek. Bunu da bir yapan. Mesele budur bunu ya. Bunu da bir yapan, bir anlatan Erdoğan var. Onun da hakkını ben teslim ediyorum. Erdoğan'ın haricinde hakikaten samimi olarak bunu anlatabilen bir reklam arası vereceğim. Bir şey ekleyeyim, iki dakika. Bir cümle lütfen. Ebu Yiğit var ya, Ahmet Ebu Yiğit. Bu Arap Birliği Başkanı diyor ki, ya diyor, siz diyor Türkiye olarak diyor Suriye'nin kuzeyini diyor işgal ettiğinizin farkında mısınız bir Arap devletinin diyor. Ya biri de çıkıp sormuyor bu adama, lan kardeşim Mısır'a girdiler, Cezayir'e girdiler, Filistin'de katliamlar var, efendim Irak'ta 1,5 milyon insan öldü. Ya buraya girenler kimlerdi kardeşim? Yani yeni mi aklınıza geldi böyle efendim milliyetçilik duygularının kabarması? O zaman niye kabarmıyordu? Yani bugün 1,5 milyon Irak'ta insan ölürken bu gate midir, kayıt mıdır, nedir? Bu adam neredeymiş de şimdi çıkıyor açıklama yapıyor, bunu ekleyeyim dedim. Evet, bunu da eklediniz. Eyvallah. Ama ben Kürtlerle, Araplarla, Farslarla, Türklerin arasını açmak isteyenlere de itiraz ediyorum. O yüzden bu Arap Birliği'nin başkanını münferit bir açıklama olarak görüyorum. Yoksa bizim Araplar da din kardeşimizdir, Farslar da din kardeşimizdir, Kürtlerin arasında da din kardeşlerimiz. Liderler olarak böyle düşünmezsen kaybeder olarak söylüyorum. Böyle düşünürsek lider olarak. Fatih Bey, böyle düşünemediğimiz ve bunu icraya koyamadığımız için kaybettik. Evet, ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bize bir dönem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamı teröristmiş gibi bir algı oluşturdular. Gitsinler Diyarbakır'daki Ulu Cami'de bir vakit namazında kaç tane Müslümanın orada namaz kıldığına tanıklık etsinler diyorum ben. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bu konuyu birazcık kapatıp 2019 seçim stratejilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen MHP AK Parti seçim ittifakı teklifine, ki bu teklif yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak, 26 maddeyi içeriyor. CHP bu teklife nasıl bakıyor ve Oktay Saral ile Seyfi Uzunkök nasıl değerlendirecekler ittifak çalışmalarını, Ankara kulisinde canlı canlı Akit TV'nin Ankara stüdyolarından yayınlamaya, yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni Türkiye yayınına son bölümle karşınızdayız. Konuklarımı hemen tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu arada Akit TV'nin Ankara stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Ankara kulisini Fatih Dağıstanlı ben, konuklarım Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral ve gazeteci, araştırmacı, yazar, gazetecilik mesleğinde duayen olmaya giden bir isim Seyfi Uzunkök'le birlikteyiz. Ve bu bölümde birazcık AK Parti MHP ittifak teklifini konuşmaya gayret edeceğiz. Bu arada iletişim bilgileri ekranda, yönetmen arkadaşımız ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız bizler için önemli ve hemen Oktay Saral'a sözü. Ben bir şu ABD şeytanı ile ilgili bir iki kelime daha söyleyeceğim. Tabii, ondan sonra şey yapalım. Şimdi bu Abdullah Gül biliyorsunuz büyükelçilere bir yazı göndermişti. FETÖ'nün güçlü olduğu dönemlerde Fethullah Gülen'i destekleyin gibi bir şey vardı. Hani okullarını destekleyin gibi bir yazı göndermişti, hatırlarsın. Ne zaman? Ya işte bir dönem gönderdi desteklenmesi için. Şimdi bu yani destek... neredeyken? Başbakanken mi? Cumhurbaşkanıken. Cumhurbaşkanıken. Dışişleri Bakanıken. Cumhurbaşkanıken. Şimdi mi? Yok, Cumhurbaşkanıken gönderdi. Ve bunlar haddinden fazla büyüdüler. İşte bütün ülkelerde, dünya ülkelerinde büyüdüler. Amerika'daki büyümesinin ben bir örneğini şöyle söyleyeyim. Şu anda bir akaryakıt istasyonunun sahibi bir arkadaşım var Amerika'da. Geçen telefonla uzun uzun konuştuk. Diyor ki... Pompacı yani. Pompacı sahibi ya. Sen illa bir şey diyeceksin. Üstad, şimdi orada bu benzin istasyonunun sahibi iş yerini satıyor. Birkaç güne kadar da satar. Sebebin ne diye sordum. Bütün dağıtım firmaları FETÖ çalıştırıyormuş. Bakın. Bunu belki de ilk kez duyuyor birçok insan. Amerika'yı mı? Amerika'da geçirmiş. Amerika tabii.
Amerika'daki petrol dağıtım işlerini yapan FETÖ'cüler. Adam satmak zorunda kalmış. Zarar ediyor çünkü. FETÖ'cülerin elinde hepsi. Ve araba alım satımı falan yapıyor Amerika'da. Tekrar o işine devam edecek. Bu işi bırakacak. Bakın o kadar güçlendirmişiz ki belli bir dönem bunları. O kadar çok yüz vermişiz ki. Petrol dağıtım işini bile alacak kadar güçlü olmuşlar. Kim yapmış bunu? Bekle. Kim yapmış bunu? FETÖ'cüler işte. Hayır, o güçlendirme işini kim yapmış? Ya kimi suçluyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Suçlamadım ya. Sadece ekledim işte, şeytan Amerika'nın Amerika destekliyor bunları. Amerika destekliyor. Abdullah Gül. Ya Abdullah Gül sadece orada bir ifade şunu kullandım. Hani bunları destekleyin, sahip olun anlamında bir yazı göndermişti büyükelçilere. Başımıza da bunlar musallat oldu. O manada söylüyorum. Uzatmayalım istersen. İyi, tamam. Hemen ittifaka geçelim. Tamam. Bu ittifak ne getirecek? Siyaseti nasıl etkileyecek? Oktay Bey. Bu ittifak tasarısı. Gerçekten milli ve yerli bir ittifak. Bu ittifak samimi bir ittifak. Bu ittifak Türkiye'nin geleceğini bizim arzu ettiğimiz şekilde ortaya koyacağımız ve canla başla çalışacağımız, bu ülke için kalbi atanların ittifakı. İstiklalin ve istikbalin ittifakı. Gerçek samimi bir ittifak bu. Yani öyle bugün Türkiye'nin Rusya'yla, İran'la Astana'da yaptığı görüşme Suriye ile ilgili böyle konjonktür noktasındaki bir ittifak değil. Samimi bir ittifak. Ve olması gerekirdi. Hakikaten ülkenin milliyetçi, vatansever ve tarihiyle özdeşleşen ve o noktada da hayatını idame ettiren, Türkiye'nin de bu şekliyle beraber idare edilmesinden yana olan, artık prangalarını ellerinden, kollarından, kafasından çözülmüş ve kendisi gibi olabilen, kendisi gibi yaşayabilen ve kendisiyle birlikte dünyaya hayat sunabilecek olan bir efendim ittifak olduğundan ben zerre şüphe etmiyorum. Yani bu AK Parti MHP ittifakından tabii ki ondan bahsediyorum. Hayır, ve buna Büyük Birlik Partisi de Allah nasip ederse dahil olacak ki Sayın Destici bunu söyledi. Ben tabii Saadet Partisi'nin eski bir değil, yani bunun eskisi yenisi olmaz, bir milli görüşçü gerçek bir ta çocukluğumdan beri o minval üzere yetişmiş bir insan olarak da Saadet Partisi'nin de hakikaten bu ittifak içerisinde olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah yakın bir gelecekte onlar da bir takım hakikatleri, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları ki gördüklerine inanıyorum, ama burada da saflarını belli edecek bu ittifakın içerisinde yer almalarını ben canı gönülden arzu ediyorum. Ama şu anki Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı ittifak hakikaten bütün Türkiye'yi yürekten, canı gönülden memnun etmiş, sevindirmiş, çok önemli bir karar olduğuna ben yürekten inanıyorum. Böyle insanlarla birlikte böyle ülkenin geleceğine damga vurabilecek, dışarıda ve içerideki hainlerle bu mücadeleyi, safları birleştirerek, gün birlik olma, birleşme, yani şu parti, bu parti, o parti olmasından ziyade tabii ki o partiler tabela olarak varlar ve tabii ki o partilerin kendine göre bir siyasi sistemi, düzeni, bir perspektifi vardır. Ama şimdi öyle bir noktadayız ki Türkiye hakikaten yeni Türkiye ile birlikte büyük bir Türkiye'nin olabileceği bir günün, bir dönemin arefesini bu düşünceyle, bu zihniyetle, bu ittifakı oluşturmak suretiyle yarınımızı şekillendirmemiz lazım. Ben çok önemsiyorum ve çok mutluyum. İnanın dünyaya yeni gelmiş gibi seviniyorum, mutluyum. Sayın Bahçeli, Allah razı olsun. Her dönemde, her zamanda ha kendisine kızdığımız, eleştirdiğimiz dönemler de oldu. İnsan kendi babasına da bazen kızar, kendi kardeşine de kızar. Ama bu ülkenin yerli, göbeğinden bağlı bir insanı olarak Sayın Bahçeli, ülkenin karıştırılmaya çalışıldığı her dönemde bir takım düşmanların içerideki hainlerle, taşeronlarla birlikte olduğu dönemlerde rüştünü ispat etmiş, Türkiye'yi yok etmeye veya parçalamaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durmuş, o ruhu yakalamış ve tüm ülkücü camiayla da birlikte bana göre bunu göstermiş. Son dönemlerde zaten inanın Sayın Bahçeli'yi herkesin gönlünde taht kurmuş, sevgiseli oluşturmuş bir insan olarak tüm MHP
MHP'deki milletvekili arkadaşlarımız teşkilatlarıyla birlikte Allah razı olsun. Ama MHP'yi de dönüştürmeye, içeriden parçalamaya, bu ruhu yok etmeye çalışan başta Meral Akşener ve bir takım onun avanesi olabilecek dışarıdan rol almış ve o role uygun hareket etmeye çalışanlar bu ittifakı böyle yerle bir etmeye çalışmışlar ama Allah'a hamdolsun başaramamışlar ve ben son bütün detaylarda, teferruatlarda görüşülmüş. İnşallah bu ittifak 2019 Türkiye'nin yeniden doğumunun yaşanacağı çok ama çok önemli bir yıl olacak ve ondan sonra da Türkiye'yi tutabilene aşk olsun diyebileceğimiz bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Ben çok önemsiyorum, çok mutluyum, yeniden dünyaya gelmiş evet. gibiyim. Seyfo Uzunkök ne diyorsun? Valla ben uzun süredir siyasi tartışma programlarını izlemiyorum. Hı hı. Zaten trigger kayışı koptu, conta yandı, bonant dişlisi sıyırdı yani öyle bir ortamdayız. Hı hı. Çünkü siyasetin artık gerçek manada ciddi işte anlamda bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Ya, bu A partisi, B partisi, C partisi değil. Hangisi olursa olsun. Yani siyasette gerçekleri biraz daha gerçeklerle yüzleşecek siyasi liderler lazım. Tabii ki biz... Burada şimdi neyi kastediyorsun? Şu bana... Ben sorsam şimdi... Giriş yaptı sanki... Ben sorsam bu soruyu şimdi... Yoksun, yani sanki Türkiye'de hayır. öyle biri yokmuş. Şimdi bakın... Birisi olduğu zaman... bunları konuşalım efendim dile getirelim diye şimdi ama bakın bunu Seyfi kardeşim ben kabul etmiyorum. Bakın. Ha senin fikrindir, senin düşüncendir. Eyvallah ben ona bir şey diyemem ama ya bu ülkede yaşıyorsunuz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkedeki peki, bir takım siyaset... birilerinin kusurlarını, kabahatlerini görüp de hani bir ağacın gölgesinde kalıp da tüm ormanı görmezden gelmek bu doğru bir şey değil. Bakın Şunu ben de bunları zaman zaman yaşamıştım. Bakın ben de AK Parti'yi eleştirdiğim milli eğitiminin milli olmadığını, kültür ve turizmin baktığında kültür olarak arzu ettiğimiz seviyede olmadığımızı, milli eğitimdeki gençlerimize durumumuz. Gerçek manada bu milli ve manevi ruhu veremediğimizi ben de bunları söylüyorum. Emaneti ehline verme noktasında da sıkıntılarımız var. Bakın ben bunları da söylüyorum. Bir şeye gelmek istiyorum. Yani ama eksikliklerimiz, bakın, 90'lıklarımız var. Bir şeye gelmek ama istiyorum. Ama sen şimdi... Bakın siyasetçilere toplum olarak artık kimse inanmıyor. Bakın. Nasıl inanmıyor? İnanmıyor. Hayır inanmıyor ya artık. Allah, siyasetçilere ya, siyasetçiye. Kime inanmıyor? Kılıçdaroğlu'na inanmıyor. Kime inanmıyor? Bak herkes kendi liderinin çok inandırıcı olduğunu söylüyor. İyi ama bu oyna değil mi? Bakın. Sandıkla değil mi kardeşim? Bak şimdi anketler Türkiye'nin her tarafında bir sürü farklı isimde anketler yapılıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı siyasi partisi AK Parti. O yüzden oy veriyor. Sen şimdi bir mukayese yap. Şu Avrupa ülkelerindeki liderlere bir bak. Amerika'ya vallahi ya Allah aşkına bir deli olsa bir deli. Deli var değil mi tanıdığını? Var çok ben bizde de var. Bizim deli vallahi daha iyi idare eder. Koskoca güç dediğin Amerika'yı deli bile diyemeyeceğim. Yani neyse sıfat bulmayayım ona. Birisi idare ediyor. Kim var? Bir tane bana şu Recep Tayyip Erdoğan'la mukayese ederek, kıyaslayarak de ki şu adam Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha iyi dünyayı okuyor. Çok daha iyi yönetiyor. Ama ben de yok ki böyle. Konuşurken Recep Tayyip Erdoğan ifadesini kullanmadım. Ama sen bak. Bakın. Kaçamak güreşiyorsun. Siyaseti topyekun. Kaçamak güreşiyorsun. Siyasetçilere ülkemizde güven olmadığını. Neyi BDP için, CHP için, MHP için, Büyük Birlik için, Saadet için. Hepsini burada kastediyorum. Bütün siyasetçileri kastediyorum. Bak. Bir zamanlar biliyorsun siyasetçiler, Burma Erbakan hocamız da dahil siyasete, siyasetçiye güven duyulmazdı. Bir korku paranoyası oluşturulmuştu. Asker ki o postal ruhunu, darbe ruhunu taşıyan ve içinde ciddi şekilde örgütlenen halk ona destek veriyordu. Bakın bunlar kalktı gitti. Siyaset en çok güvenilen bir müessesedir. Ama bu siyaset de tabii ki hangi siyaset? Doğru siyaset, bakın, popülistlik yapılmayan bir siyaset. Milletin Sayın Oktay, bizatihi kendisiyle birlikte yapılan siyaset. Sayın Oktay bir saniye, 28 Şubat sürecinde yapılan anketleri bir takip edin. Hepsinde Türk Silahlı Kuvvetleri %90 üzerinde evet, güven evet, var evet. değil mi? Ama demokrasinin kılıcı vardı milletin ensesinde. İşte ama aynı yere geliyoruz. Şimdi yok işte o.
Ya ama şimdi bakın çünkü siyasetçiler diyor. Dobra konuşuyor. Ama ben seviyor mu seviyor. Sevmiyor mu sevmiyor. Açık açık net bir şekilde bunu konuşuyor. Ama ben siyasetçiler diyorum. Siz direkt Erdoğan'a hedef aldığımı düşünüyorsunuz. Ama hiçbir tane yok ben, demek istiyorsun sen. Şu anda siyasi arenada ben hiçbir bir halkın, tane yok diyorsun. Oy verenlerde dahil. Bakın 23,5 sene bu Ankara'da Melih Gökçek vardı. 23,5 sene sonra 200 kişiyle uğurladılar bunu. Yani 23,5 sene oy veren binlerce insan, on binlerce insandan 200 kişi bile gelmedi. Dedim ki o gün, eğer dedim Melih Gökçe'yi uğurlayanların sayısı biri geçsin gazeteciliği bırakacağım dedim. Gazeteciliği bırakacağım, yapmayacağım gazetecilik dedim. Gittim, fotoğrafladım. 1003 kişi vardı orada. Yok, 1000'in üzerinde yoktu, 1000'den aşağıydı. Eğer 1100 kişi bugün istifa ediyorum. Tespit etsinler. Uğurlayanlar arasında 1000 kişi olduğunu tespit etsinler, gazeteciliği tamamen bırakın. Nereye çıkacaksın? Bak, buradan nereye çıkıyorsun? Buradan işte demin söylediğim şeyi söylüyorum. Bakın, bu neden oy veriyor insanlar? Çünkü şu andaki konjonktürde Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde yapılmamış devrimler yapıldı. İnsan hakları yönünden, ekonomi yönünden. Ya tamam mı? İnsanlar bakın normalleşiyor. Bakın gibi. Ama siyaset bakın gizli saklı bir şeysi yok. Her şeyin rahatlıkla. Ankara, ya senin bak CHP şu CHP veya başka bütün kurumlar o darbeci zihniyeti taşıyan ve bütün ülkeyi böyle bir kabusa çeviren postmodern darbelerle, fiili darbelerle birlikte bu ülkeyi bir sürü inkıtalara uğratan bu darbeci zihniyeti bak bir kelam dahi eleştiremezdi korkusundan ya. Bir şey diyemezdiler. Şimdi CHP'si de herkes de gidip efendim Mevcut Genelkurmay Başkanımızı da eleştirebiliyor, hakaret de edebiliyor, her şeyi de yapabiliyor. Siz şimdi siyaseti öyle bir noktaya getirdiniz ki milleti gerçekten düşüncelerini net bir şekilde açıklayabileceği, sevebileceği, sevmeyebileceği, doğru bulabileceği, bulmayabileceği bir şekilde herkes özgürce peki daha, kendini peki, açıklayabiliyor. Peki daha açık. Bak bir Recep Tayyip Erdoğan'a siz şimdi Ahmet Necdet Sezer'e hakaret edebilir miydiniz? Sövebilir miydiniz? Sosyal medyadan, oradan, basından, medyadan Ahmet Necdet Sezer'e kim yapabiliyordu bunu? Çıtımız çıkmıyordu. Şimdi bugün Recep Tayyip Erdoğan diktatör denilen adama her türlü hakaret yapılabiliyor. Basınıyla, medyasıyla, bir takım isimleriyle beraber. Ha ben şunu diyeyim size. Recep Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapan, efendim dediğimiz sureti haktan görünen, ondan nemalanan, ondan fırsat bir şekilde menfaat uman bir sürü her devrin adamları var. Eyvallah ben buna bir şey ama demiyorum. Ama Oktay Bey birazcık daha açık konuşayım mı dedi. Bence birazcık ha, daha, buyurun, ha, birazcık buyurun, daha açık, buyurun. Açık konuşsun çünkü buyurun. Şundan dolayı konuşabilen insanlar yani peki, konuşturmuyorum tamam, gibi konuşalım. Yani yani mesela Nazlıca verilen ceza fazla dedi. Şimdi ne diyecek? Buyurun. Pekala Bakara suresi tartıştık mı hiç? Hangi programda çağırdınız mı Egemen Bağışmayı? Niye tartışmıyoruz? Madem her şeyi konuşuyoruz bunu konuşalım. Ne bu yani şimdi ne Egemen Bağış'ın ne? Egemen Bağış'ın neyini konuşacağız mesela? Ya Betahan Demir'le yapmış olduğu konuşmayı ben sordum ben ne Egemen Bağış'ı Akit TV ekranlarında. Ben Akit TV ekranlarında ağırladım ve direkt bunu sordum ben. Tamam ne dedi? Özür dilerim dedi ve anlattı bazı özür dilerim dedi anlattı. Ha. Bakın aynı şeyi bu ifadenin aynısını bir CHP'li kullansaydı bugün sabahtan akşama kadar Fatih Dağıstanlı onu eleştirdi. Niye Önder Sav orada kalmadı mı? Başka bir şey daha söyleyeceğim bak. Önder Sav özür diledi mi? Hicap etti mi? Utandı mı? Ha şimdi Egemen bak hepimizin hayatında bazen boş lafları çok yaparız. Biz millet olarak maalesef hiç kendi değerlerimizle bir takım şeyleri baktığınızda tam tersi sözler söyleyebiliyoruz. İnsan bazen boşlukta bulunabilir. İşte latife olsun diye bize yakışmayan bir takım şeyler söyleyebiliriz. Egemen Bağış'ta onu yapmıştır o anda. Sonra pişman olmuştur, nedamet duymuştur, özür dilemiştir. Daha bunu tartışmaya, konuşmaya sen hayatında yapmadın mı böyle? Ben de yaptım. Fatih kardeşim de yaptı. Oktay Bey. Ama sonra aklımızı başımıza topladık. Eyvah bu Allah'ın gücüne gider. Hayır. Eyvah bu doğru değildir. Özür dilemişizdir veya açıp dua edip tövbe istiğfar etmişizdir. Oktay Bey. Şimdi bir dakika. Ya siyasi miyası yok? O da bir insan. Ben de bir insanım. Şunu merak ediyorum aslında. Şimdi şunu da merak ediyorum. Yani iflas eden bakkal eski defterler açarmış bu bir. Şimdi biz sizinle ilgili ben Seyfi Uzunkök'ü anons ederken duayen olmaya giden bir isim diye söylüyorum. Ben
Birincisi hakikaten şunu bekliyorum. Ya bu ekranlar bizi izleyenler için de ya bugüne matuf, geleceğe matuf. Anlatabiliyor muyum? Doğru eleştirilere ben açığım açıkçası. Eyvallah ne demek ya? Akit TV'de açık. Bakın ben açık söylüyorum. Akit bizim TV... hatalarımız, kusurlarımız hayır, yok ki, mu? Var onu tabii ki onu ya. Söylüyorum. Akit bunu TV'de zaten, açık. Ben... Ama burada şimdi yani FETÖ'nün şeylerini gündeme getirip hem diğer taraftan da FETÖ'nün Allah belasını versin demek ben bunu anlayamıyorum mesela. Kendi adıma şimdi... Suçun bir karşılığı var. Hayır anladım ya. Ya tamam da. Ölmeyecek değilsin ki karşılığı adamı. Bak şimdi biz şunu yaparsak. Yani şimdi bak bu yayından itibaren bakıyorum ben. Yani 3 tane bu ülkede görmüş, geçirmiş, yaşamış. Nereden baksan bu ülkenin son 30 yılına tanıklık etmiş siyasetçisi, gazetecisiyiz. Hemen hemen birçok siyasi partiyi gördük, birçok siyasi genel başkanı tabii gördük, ki, evet. Başbakan gördük, cumhurbaşkanı. Benim ilk gördüğüm, bizzat izlediğim cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı. Benim bak. Şimdi burada şunun üzerine gidersek, burada yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Yani ben şimdi o 4 tane bakanı Oktay Saral da savunmaz burada. Bugün AK Parti'de birçok insan da savunmaz. Böyle bir keskin ifade kullanamazsın işte. Bak. Savunmaz. 4 tane bakanı savunamaz. Savunmam. Ama çok keskin bir bu şu. Ben savunmam. Ama ben şunu savunurum. Onlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika tarafından şimdi, ele geçirilmeye çalışıldı. Derim işte ben bunu. Yapamadım. Ama sen de bunu dönüp de aynı onların tezine bu ekranlarda ekrana getirince ya ben biz ne yapıyoruz acaba sorusu benim aklıma geliyor şimdi. Biz ne yapıyoruz? Niye bunları söyleme gereksinimi duyuyoruz? Danimarka'da çizilen bir karikatür üzerinden eğer protesto ediyorsanız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı ediyorsanız bir Kur'an ayetiyle alakalı dalga geçen birisine de sert tepki vermeniz gerekir. Yani, aynı sertlikte tepki verildi ama. Aynı sertlikle tepki verildiği gibi bak bir aynı sertlikle tepki verildiği gibi o isim bugün nerede? Danışmandı da. Nerede? Belli bir dönem danışmandı. Nerede? Şimdi bilmiyorum. Yani. Nerede danışmandı? Bak adını bile unuttuğumuz, bugün insanların adını bile bilmediği bir şey üzerinden AK Parti eleştirmenin gayreti, gayreti içerisinde oluyoruz. AK Parti eleştirilebilir. Erdoğan eleştirilecek tabii yani. Ya, tabii bakın, yapıcı eleştiri, hatalar, kusurlar. Bunu sürekli dile getirmek zorunda kalıyorum. 2002 yılından kesintisiz olarak bu zamana kadar AK Parti'ye oy verdim. Bakın. Bunu özellikle de söylüyorum. Bundan sonra yemeyeceğim mi demek istiyorsun? Yok. Buna... Kesintili mi vereceğim? Hayır, hayır. Yani ben açık açık oy kullandığım... Varsa hayır, daha iyisin. Hayır, Allah'a gidelim. Hayır, beraber yapalım. Egemen... Bulursan vereceğim zaten. Ya hayır. İyi işte. Varsa biz de gidelim ya. Hayır. Niye Egemen Bağış'ın o şeyinden sonra halen vermeye devam ettin? Ben onu merak Türkiye'nin ediyorum. Türkiye'nin bekası için işte. Ha, bu, nasıl bu Devlet basit. Bahçeli nasıl zaman, Türkiye'nin bekası hayır, için bu kadar ittifak şimdi, yapıyorsa... Ya şimdi niye bu programı... Hayır, niye bu programın ortasına getirip Egemen Bağış bombasını koyuyorsun onu da söyleyelim ki insanlar bilsin ona karşı tepkinin olduğunu. He? Tepkinin olduğunu görsünler. Ya zaten. Tepki zaten var. Tepki ortaya kondu. Ben programımda bizzat Egemen Bağış'ı ağırladım. Ve ağırladığım zaman direkt aynen bunu sordum. Anlatabiliyor evet. muyum? Nasıl bir operasyon olduğunu da kendi ölçeğiyle anlattı. Ben hiçbir zaman Pensilvanya'ya gitmedim dedi benim yayınımda. Ha yanlışsa da bunu birileri de yanlış arkadaş. Bak bu da Pensilvanya'ya gitmiş. İşte fotoğrafı Fethullah Gülen'le. Fethullah Gülen'le. Yani neyse. İslami hassasiyetleri olan insanlar, İslami hassasiyeti olan insanlar tavırlarına, yaşam tarzlarına dikkat etmeli. Hı hı. Bakın ben bir gazeteciyim. Egemen Bey çok İslami hassasiyeti olan bir insan mıdır? Söylemler açısından söylüyorum. Söylemler aslında. Yani söylemler peki, aslında. Peki ben size %50 oy almış bir hareketin içerisinde olan herkesin sorumluluğunu Tayyip Erdoğan'a yüklemek doğru mudur? Zaten AK Parti yok ki Tayyip Erdoğan var. Ya orada bir sürü insan var. Adam bunu yapmış diye, bu densizliği yapmış diye buradan AK Parti'yi Erdoğan'ı suçlamak doğru mudur? Suçlama değil. Ya da benim yaptığım bir suçtan dolayı, benim yaptığım bir suçtan dolayı benim patronajımı direkt suçlamak mümkün Fatih, müdür? Fatih frekanslar bazen karışıyor. Bak şimdi, ben şimdi şunu söylüyorum. Biz eğer eleştiri yapacaksak siyasi düşüncemize göre eleştiri yapmayalım. Bunu demek istiyorum. Bunu da burada kapatayım istersen. Yani siyasi düşüncemizi bir kenara bırakıp her şeyi vicdani unsurlarla değerlendirmemiz lazım. Dün ya senin siyasetin bugün, de hem insani hem vicdani hem İslami olmak durumunda. Tabii bakın bugün senin kriterin son, ne dedi? Referansın ne dedi Oktay Bey yayının başında? Evet. İslam'la buluşmamız lazım ya. Bizim dedi. Tamam, dedi amen mi bunu? Amin abi şey İslam'ı ondan başkası hüsrandır. Dedi mi? Bizim için hüsrandır. Dedi, bunu dedi yaşamımıza rehber almamız lazım dedi mi? Dedi. Anlatabiliyor muyum?
Siz de altına imza attınız mı? Attım. Attınız. Tamam. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bir şeyi eleştireceksek eleştirecek şey buluruz. Anlatabiliyor muyum? Bakın, benim siyasi söylemle herhangi bir mesela Saadet Partisi bu Türkiye'de İslamcı bir yapıya sahip siyasi parti olarak gündeme geldi değil mi? Hı hı. Şimdi milletvekilleri diskoda her gün görünse ne olur? Hı hı. Yani söyledikleriyle yaptığı çelişir. Şimdi ben her gün işte bir ayet sallıyorum deyip insanların dini duygularıyla alay etmek senin siyasi argümanlarına tamamen ters. Çünkü sen bir siyasi oluş bugün ya tamam da bunu şimdi bunu söyleyince ben şimdi şunu anlıyorum. 3 gün sonra seçim var. Tamam. AK Parti'ye oy vermeyelim mi? Verelim. Tamam, bununla kapatıyorum yani. Buyurun, açık açık söylüyorum. Bak ben şunu diyeceğim. Bak. Şimdi AK Parti öyle büyük bir camia, öyle büyük bir insan kitlesi var ki aldığı oy %50 civarında. Türkiye'nin hemen 80 milyonu, 40 milyonu tercih ettiği, diğer 40 milyonun da diğer siyasi partilere gittiği gördüğümüz bir manzara, bir fotoğraf. Şimdi bu güç devşirerek bir takım dünyevileşme menfaat aracı olarak İslami söylemlerle beraber ortaya çıkıp İslamiyeti, dinimizi ve hatta yani bu konuda gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye mensup bir takım önemli isimleri istismar eden bir sürü insan var bu partide. Tabii ki. Bunu ben bak doğrudur. Ben buna bir şey demem. Ha bunda sen ne yapacaksın? Nasıl soyutlanacaksın? Şimdi böyleleri var. Olmayacak mı? Her devirde var. Her zaman olmuştur. Olmaya devam edecektir bu dini istismar edenler de var AK Parti içerisinde. Bir takım insanın hayat yaşadığı değerleri alt üst edebilecek birileri var. Farklı görüntü içerisinde olup da hain olan olmayacak mı? Var bu. Bu bir imtihanın gereğidir. Bunlar olacak, bunlar yaşanacak ama bunlara sen değer vermeyeceksin, bunları bir yerlere getirmeyeceksin. Emaneti ehline vermek bizim Peygamber Efendimizin, dinimizin, Yüce Rabbimizin emridir. Biz gerçek manada AK Parti iktidarı hükümetleri olarak ahbap çavuş ilişkisi içerisinde değil de gerçekten böyle ahlak ve tevazu içerisinde olan o ehliyete, o liyakate sahip insanlara alıp o makamları teslim edersek o zaman adalet de tahakkuk eder, hak hukuk da tahakkuk eder. O zaman hiçbir güç de bizi yıldıramaz, yok edemez. Ama bunu çok ciddi bir şekilde sağlamalıyız. Emaneti ehline vermeliyiz. Evet. Bazı bir takım sıkıntılar var. Bunlara da özellikle bürokraside, belediyelerde bunları yaşadık. Zaten birçok belediyelere, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi kendi görmüş, değerlendirmiş ve ona göre gerekeni yapmış, neşteri vurmuştur. Bürokraside hakeza, teşkilatlarda hakeza. Bu büyüyen AK Parti ailesi içerisinde birilerinin nemalanma, menfaat sahibi olma adına böyle tabii bunlar vardır. Bunlara kimse yok diyemez. Yani. Bitiriyorsun ama iki kelime bir şey söyleyeyim. Bak, Temel Karamollaoğlu'nu ben programa davet ettim. Bir televizyon kanalında, isim vermeyeyim, reklam olur. Sordum, dedim ki ya işte Erdoğan için birisi dedi ki Allah'ın bütün vasıflarını taşıyor falan dedi bir milletvekili. Ne diyorsunuz dedim. Cahillik dedi ya, böyle şey mi olur dedi. Tamam mı? O şirk dedi. Küfre düşerdi. Allah'a ortak. İkinci sorumda dedim ki ya birisi işte günah işleme özgürlüğümüz vardır falan dedi. Tabii AK Partili milletvekili. Evet dedi ya, çok cahillik dedi, böyle bir şey olmuyor. Eleştirdi uzun süre. Arkasından dedim ki bir tanesi de dedi ki melekler inse benim partime oy verir dedim. Ya böyle bir şey görmedim dedi. Aşırı bir tepki verdi. Bu da kimdi biliyor musunuz dedim. Oğuzhan Asürtürk dedim. Durdu. Ya dedi, öyle dememiştir dedi. O başka bir şey demek istemiştir dedi. Bu son Saadet Partisi'nin şeyinde, kongresinde. Bizzat. Ciddi tamam. Seyfuzunkök. Yani bu vicdanlı, sorular, vicdanlı siyasetten uzak tutmamız gerektiğini bu yönden söylüyorum. Referans İslam olacak. Hayır. Referans vicdanlı olacak, insani olacak. Bir sonraki yayına davet ettiğimde Seyfi Uzunkök'ü moderatör koltuğuna oturtacağım. Çünkü bu soruları ben soramıyorum. Tamam, soracağım. Anlatabiliyor muyum? Ben oraya oturacağım. Tamam. Seyfi Uzunkök'ü
Buraya oturtturacağım. Oktay tamam. Saral, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve gazeteci, araştırmacı, yazar Seyfi Uzunkök'le birlikteydik. Bugün Ankara Kulisi'nde hem Oktay Bey'e hem Seyfi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve yayını eğer izin verirseniz hızlıca bir kapatayım. Evet, bu akşam Ankara Kulisi'ni yine Akit TV'nin Ankara stüdyolarından canlı olarak ekrana getirdik. Gelecek hafta yine aynı saatte, saatler 20.45'i gösterdiğinde yine Ankara Kulisi'nde karşınızda olmak üzere. İyi geceler.